7 Ağustos haftanın son günü ama nasıl bir 24 saat geçirdik hele piyasalarda. Vallahi biz böyle hala solumuz tutarak bekliyoruz. Böyle alttaki banda bakıp duruyorum ben de izleyicilerimizden de özür dilerim. Birazdan yanda da göreceksiniz. Dünden bu yana herkes piyasayı konuşuyor. Herkes de nereye gideceğini konuşuyor. Dün akşam anladığımız kadarıyla bir de toplantı yapılmış. Bankalar Birliği ve BDDK Merkez Bankası yönetimi önemli. Önce hızlıca konuklarımı tanıtıyorum. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi sevgili Mehmet Aslan bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Akademisyen, sosyolog, siyaset bilimci Doktor Zeynep Banu Dalaman bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Böyle bugün hakikaten yıldızlar takımı hocam. Eğleniyoruz dedik, eğlendi mi çocuklar, ne oldu, bitti parti, bitti mi, ne oluyor? Mesela Türkçe'de süper deyim ve atasözleri var. Mesela havanda su dövmek, değil mi? Mesela gençler bir havan aklına gelsin, içine su koymuş. Havanda su dövmek ne demek? Boşa iş yapmak demek. Evet. Şimdi dünkü toplantı havanda su dövme kıvamında olmuş, öyle gözüküyor. Öyle mi? Şimdi anlaşılıyor ki faizi yükseltmekle alakalı siyasi bir duruş var. İnat. Şimdi Banu Hanım'la, saygıdeğer üstadımla konuşuyorum. Şimdi diyor ki İbrahim Bey, Sayın Kalın, hani söyleyeyim, 150 yıllık bize ittirilen şeylere karşı çıkıyoruz. Tamam, doğrudur. Mesela şuna da karşı çıkıyor musunuz? Para teorisi, büyüme teorisi, siyaset teorisi, psikolojiye karşı çıktığımızı zaten anladım. Antropoloji, uluslararası ilişkiler. Ya arkadaş, tamam karşı çıkıyoruz da bazı temel kavramlar var. Mesela yer çekimine karşı çıkıyor musun? Çıkmıyorsun. Onu da yabancı buldu. Ona bakarsan hesapladı. Ama işte bin yıllık düzen değişecek deniyor ya bu dönemde. Nasıl değişecek ya? Dünyanın, evrenin düzenini, bakın tek bir cümleyle size tekrar geri idare. Padişah. Sonra haberlerimizi izleyip de konuşuruz. Padişah alimi çağırmış. Büyükelçilerin yanında hava yapacak. Ey demiş alim. Alem nasıl bir şey, bana anlatır mısın? Adamın cevabı, ben nereden bileyim kardeşim demiş, tamam. Padişah bozulmuş. Neyse, büyükelçiler gittikten sonra tekrar geri çağırmış. Yahu demiş, alim efendi, sana bir soru sorduk, abuk subuk cevap verdin. Demiş ki bak, alemi demiş, alem gibi olan bilir, onu da bilecek olan anasının karnından doğmadı demiş. Padişah utanmış. Utanması varmış çünkü. Şimdi her altı bildiğini iddia eden insanları yanınıza toplarsanız, o zaman bir yere varmanız çok zor olur. Biraz genişletmek lazım çevreyi. Yani bakın biz burada bas bas bağırıyoruz. Böyle olmaz, böyle olmaz. Hayır, olur kardeşim. Şimdi bizim hükümetimizde çok ciddi bir şekilde evrenin yasalarına da karşı çıkmak var. Yani mesela yer çekimine karşı çıkmıyorsun, anladım. Lavoisier kanununa karşı çıkmıyorsun. Bu kadar suyla yatırımla alakalı. Peki niye para teorisine karşı çıkıyorsun? Niye büyüme teorisine karşı çıkıyorsun? Ya evrim teorisine zaten karşı çıkıyorsun, anladım, gözüne perde inmiş, hani açıklama da getiremiyorsun ona. Ondan sonra alternatif de koyamıyorsun. Biz de diyeceğiz ki bak bu da varmış falan, bir kenara yazalım. Sen diyorsun ki hop böyle insanlar çıktı ortaya falan. Gözüne bir perde inmiş, anladım. Ama bari reçeteyi yazan adamları dinle ya. Faizi arttırın diyoruz. Yok onu yapamayız. Niye işte yapamayız? Anlıyorum ben. Hani rahatsızlığı. Peki, birazdan bunu daha uzun açacağım. Ne yazmışsınız? Eğlence başlıyor. Sizler de iyi kalkmış sabah. Vallahi. İyi gördüm Emre Hoca'yı. Emre Hoca. Hava sıcak ama böyle gece, bizim kadar cesaretle konuşuyor. Gurur duydum vallahi. Gece. Silivri soğuk oldu bakalım. Ama uyuyamadım ki. Gece yok, uyuyamadım ya. O arkadaşı da aradım bana, hani ne olacak canım, döviz biraz yükselmiş dediğimiz arkadaşı da aradım. Sesi çıkmıyordu telefonda karşı tarafta. Helal olsun. Dedim hani nasıl, ne oldu dedim hani. Hani yahu 1 milyon dolarlık malını çekmeye çalışan adama 380 bin lira kazık attınız dedim. Bu yoklukta. Onda biri kadar iş yapana 38 bin lira kazık attınız. Yüzde bir kadar iş yapan insana bu yoklukta 3800 lira kazık attınız dedim. Bizi atmadı. Kim attı dedim. Dış mihraklar. Var o dış mihraklar. Biraz daha soracağım. Ya bunu söyle, alınmasınlar. Hafta başından alınmasınlar. Size böyle göstermek için yanıp tutuştum iki tane grafik var hocam. Onlar, ama önce iki tane, tamam, üç tane haber. Kusura bakma, lafı çok uzattım. Merkezin dünkü açıklaması, BDDK'dan işte fonlara erişim açıklaması. Yani rahatlatıyoruz sistem açıklamalarını, bir dinleyelim. Çeyrekte 800'ü geçmiş, onları izleyip hep beraber konuşalım. Bugün bol bol konuşuruz bunu. Döviz kurlarındaki ve altın piyasasındaki hareketlenmenin ardından Merkez Bankası'ndan müdahale mesajı geldi.
Piyasalardaki fiyat gelişmelerinin yakından izlendiği belirtilen açıklamada, Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır denildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada uygulamadaki mali ve parasal politikaların başarılı olduğu da belirtildi. Küresel salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini sınırlamakta ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğu ifadesi kullanıldı. Son dönemdeki verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği dile getirilen açıklamada iktisadi faaliyetteki normalleşmenin Ağustos başı itibariyle başladığına işaret edildi. Merkez Bankası'ndan buna bağlı olarak hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı açıklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu normalleşme sürecinde yeni bir adım attı. Yurt dışında yerleşik bankalara BDDK'dan onay almaları koşuluyla Türkiye kapsamında yapacakları Türk lirası işlemlerinde esneklik sağladı. Sağlanan esneklikle Uluslararası Kalkınma Bankaları dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar belirli işlemlerle sınırlı olmak üzere TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulacak. Yabancı bankalar yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditeyi tutmak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda TL cinsinden menkul kıymet almak ve fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla yurt içi bankalarda açacakları hesaplarda belirli işlemleri yapabilecek. Altın zirveye doymuyor, tırmandıkça tırmanıyor. Çeyrek altın bir günde 60 lira zamlandı. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı, koronavirüs, şimdi de Lübnan'daki patlama. Dünyada yaşanan her olay altın fiyatlarına yansıdı. 210 lira. Yatırımcının yüzünü güldüren altının fiyatı her geçen gün katlanarak artıyor. Altın fiyatları bayram öncesinde günü rekor fiyatlarla kapatmıştı ve hemen bayramın ardından yine rekor fiyatlarla güne başladı. Ve hemen arkasından yaşanan dünyadaki gelişmelerle birlikte fiyatlar daha da yukarı fırladı. Peki altında fiyatlar nereye gidecek? Olduğu yerde kalacak mı? Geri vites yapacak mı diye sorarken altın gaza daha fazla bastı. Çeyrek altına sadece bir günde 60 lira zam geldi. Son olarak 815 TL'yi geçti. Zaradayken hocam Tahtakale ne oluyor Tahtakale? Biz güzel. 2001 krizini bilenler için Tahtakale yani şimdi, önemli bir yerdir arkadaşlar. Evet, onun için. Şimdi ben yaşımı söylediğim zaman benimle aynı yaşta olanlar acayip kızıyor. Sürekli olarak yaşını söylüyorsun bilmem ne falan. Arkadaşlar ne var ya Allah Allah. Kendi yaşında memnunlar. 51 tamam. Olmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Tecrübe var değil mi? Hayat tecrübesi var. Yapılan yanlışlar var. Enayilikler var. Ama vicdan var ki benim yaptığım enayilikleri siz yapmayın diye. Vakti zamanında paramızı daha yeni kazanmaya başlıyoruz. Güzel bir saat alacağız. O zamanlarda da bir markanın çelik modeli çok meşhur. Ben de biliyor işte anlayan anladı. Ben de ondan sonra ona Züriye'ye gittim. Kapıda böyle beni her zaman gibi böyle saati sorduğunda ancak 5 dakika sonra cevap veren bir İsviçreli arkadaş karşıladı. Ben direkt dedim ki bilmem ne kaç para. Adamın cevabı şu kadar euro, şu kadar İsviçre frangı dedi. Tamam dedim içeri girdim var mı yok dedi adam. Dedim yoksa niye fiyatını söylüyorsun? Sen fiyatını sordun dedi bana. Bak şimdi çok enteresan bir anıdır bu. Oradan ben bir ders çıkardım. Bir kere bir. Ecnebiye yani yabancıya doğru soruyu soracaksın. Çünkü adam sana ne soruyorsan onu cevap. Kaç para diye sordum bilmem. Çünkü o var saat mi? Meğerse kara borsaya düşmüş. Söylediği fiyatın 3-4 katına falan gidiyor tamam mı? Sonra vazgeçtim o hevesinden. Dedim, ne işin var senin? Kara borsaya düşmüş. Bir de koluna takacaksın millet diyecek o hoca falan filan diye. Şimdi çünkü adamın söylediği fiyat makul. Kara borsadaki fiyat namakul. Tamam mı? Şimdi bir malın fiyatına NARH, NAR uygularsanız otomatik kara borsa teorisi çalışmaya başlar. Evet. Çünkü malın değeri başkadır. Ama siz diyorsunuz ki malın değeri bu kadar kardeşim. Fetva veriyorsun kendince. Öyle değil. Şu aralıkta olmalıdır. Ya. Yani şu aralıkta olmalıdır. Bunun üstü caiz değildir. Atıyorum kafada.
Vatandaşlar ki sen ne diyorsun kardeşim ya, benim ihtiyacım var bu paraya. Nasıl swap piyasasında TL'yi bulamayınca faiz %1052 oluyorsa, o zaman da vatandaş Tahtakale'ye gider. Dolar var mı? Tahtakale'deki adam bir bakar şöyle bak. Ben bunu bu fiyattan vermeye kalksam biterim. Neyse piyasadaki 10 kuruş üstünü söyler. Söyler. Bir de der ki... Vermemek için. Yok. Hayır. Her durumda kârda olalım. Hayır. Diyor ki ne? Ben bulamam bir daha. Bulamam diyor. Yani bir ben bunu bir daha diyor tedarik etmeye çalıştığımda diyor, bunun üstüne binen risk parametreleri, maliyetleri falan. Adam diyor ki ben şimdi bunu satacağım, 15 gün sonra bana anca gelir diyor. Bunu taze para. O gelene kadar diyor 7.57 bilmem kaç olursa da iyi. Çünkü insanlar sapıtır. Korku aklın katilidir. Panik aklın katilidir. O yüzden aynen benim İsviçre'de yaşadığım komik olay gibi. Adam der ki fiyatı bu kadar, var mı? Yok. Şimdi buraya düşmememiz lazım. 2001'de biz bunu yaşadık. Döviz bürosuna gidiyorsun. Kaç lira? 666 bin lira var mı? Yok abi. Kaç para diyor? İşte 1000 dolar yok abi. 300 dolar verirsek olur. Ya saçmalama ya. Ödeme yapacağız abi. Ne yapayım diyor. Adam yok diyor falan. Çok iyi hatırlıyorum yani ben bugün. Evet. Şimdi bu burada çok dikkatli olmak lazım. Piyasada akışkanlık çok önemlidir. Yani cebinizdeki parayla istediğiniz malı alabilmelisiniz ki bir piyasa akışkanlığını sağlamış olsun. Dünyaya bu kadar dolar salınmış, bu kadar euro salınmış iken Türkiye Cumhuriyeti'nde, yani Tahtakale'de ne me lazım kardeşim diye resmi kurun üzerinde dolar satılıyorsa arz açısından sıkıntı var anlamına gelir. Çok net konuşuyorum ya. İsteyen de istediğini yapsın. Niye bu şiddette konuşuyorum? Anlaşılsın diye. Ne diyor Cem Yılmaz? Öğretici dayak diyor. Yani tamam mı? Çat diye. Şimdi bunu hatırlatmak zorundayım ben. Çünkü diyorum ki aksi takdirde bir resmi kur olur. Bir piyasa kuru olur. Vallahi 1970'lere falan filan döneriz. Yani. O yüzden benden tavsiye. Bürokrat arkadaşlar, siz eğleniyor musunuz bilmiyorum. Biz hiç eğlenmiyoruz. Onu söyleyeyim. Lütfen gerçek piyasa akışkanlığını sağlamış piyasadır. İki, siz regülatörsünüz, spekülatör değil. Siz mevzuat yazıcısınız. Meclis mevzuat yazıcıdır. Merkez Bankası mevzuat yazıcıdır. Ama gerekirse oyuncu olarak girer, ama toparlamak için sonra çıkar. Ama hiçbir kamu otoritesi spekülatörlük yapamaz. Yaparsan elini çat diye vuruverirler. Bak ne oldu? Bana şunu diyen arkadaş neredesin? Beni seyrettiğini biliyorum. İyi bak gözlerime. Her sabah bizi seyrediyor çünkü. Kızdırmışlar hocam sizi. Ne olacak canım? Bu da ceza mı? İşte 7.03 bilmem ne oldu. Öyle olmadı be arkadaş, öyle olmadı işte. Bak, milletin canı yandı. 7.29. Beğendin mi? Pandora'nın kutusu açıldı. Cinşirden çıktı derler adama. Şimdi bundan sonraki seviyeleri dün söyledim. Bir daha tekrar etmeme gerek yok. Ama bu Tahtakale işine dikkat edin. Ya bu bir anormallik göstergesi. Şey. Ben fiziki döviz almak istiyorum sıcak sıcak diyen adama resmi, ya yani resmi değil yanlış anlama, piyasa kurunda daha yüksek kur söyleniyorsa ortada bir tuhaflık var demektir. İlerisi içinde biraz şimdi kötü. Bunu söyledik diye langır lungur zabıtalar Tahtakale'yi basmasın da. Yani. Bunun ilacı hayır, nedir? Ama yani ne yapmaları lazım? Tahtakale'nin kendince kuralları var zaten değil mi? İlacını yani, söyleyeyim mi? Hani ben... Adalet, özgürlük, eğitim. Bir memlekette hele ki Türkiye Cumhuriyeti gibi kuruluş felsefesi, bu üç saç ayağına dayalı bir memleketin buradan kopup başka bir yörüngeye doğru gittiğini gören hiçbir yatırımcı vermez. Çinlilerde yok. Çünkü Çin öyle kurulmadı arkadaş. Ona bakarsan rejim karşıtlarını stada doldurup tek kurşunla enseden öldürüyorlar. Biz yapıyor muyuz öyle bir şey? Yapıyoruz. Suudi Arabistan'a da geliyor. Git o zaman orada yaşa. Niye Suudi Arabistan'da yaşamıyorsun? Şartları farklı. Ya bizim kuruluş felsefemize uymayan davranışı görünce, fabrika ayarlarına uymazsa bir makine bozulur. Şimdi yabancı yatırımcı diyor ki bunlar fabrika ayarlarına göre davranmıyorlar diyor. Çok özür dilerim. Bana için söylüyorum. Şimdi Emre Hoca'nın söylediklerine harfiyen katılıyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Sizi bugün çok iyi gördüm. Bizden gördüm. Yani Sayın Genel Başkanım Meral Akşener programı izliyor mu söylediği bir laf var. Medeniyetin yollarını cesurlar döşer diye. Evet. Şimdi Emre ben hocam, anneme babama mecburum ya. Çok güzel, çok cesur seyrediyor. Gördüm. Tebrik ediyorum. Çok uzun zamandır biz konuşuyoruz ama. Helal olsun abi. Biz, kibarca siz de çok bu yoldan geçiyoruz. Beraberce şunu biraz evvel söylediğim bir şey var. Türk milletine de söylüyorum. AK Parti'nin yaptığı bugüne kadarki en sinsi yolun şudur. Olanı çok güzel manipüle eder.
size göstermek istediği, diyor ki işte Çin'de de böyle var. Eğer bir ülke kendi dinamiklerinin dışına çıkarsa yıkılır. Mesela şöyle, adalet, özgürlük, eğitim dedik ya. Bugün evet. Amerika Çinleşirse Amerika da yıkılır. Yani statları, adamları doldurursanız ve Amerika'da da işte onların kafasına sıkarsanız Amerika da yıkılır. Raydan Amerika, çıkar. Tabii. Amerika'da eğer bugün üretimi durdurursa, teknolojiyi durdurursa, raydan eğitimi çıkar. Durdurursa o da raydan tabii. çıkar. Fransa'da demokrasi yıkılırsa Fransa da yıkılır. Tabii. Çünkü herkes altyapısını inşa ettiği dinamiği patlatırsa yıkılır. Yıkılmaya mecburdur. Bizimki de yıkılmış bir imparatorluktan muasır medeniyetlere ulaşmak hevesiyle, hedefiyle Türk milletinin geleceğinin en iyi olması için yapıldığı konum adalet, özgürlük ve eğitim. Bunu yıkıyorsunuz. Her şeyden başında adaleti yıkıyorsunuz. Mehmet Üstad'ın benim hangi kalbimi yakaladı? Ben milliyetçi liberalim. Onu zaten bilmeyen yok. Ama milliyetçiliğimi niye arkaya alıyorum? Ayıp olmasın diye. Hani sormuşlar ya adama, nerelisin? Demiş ki şuralıyım. Hani sen Kayseriliydin ya, ayıp olur demiş. Hani. Milliyetçilik olur. Şimdi öyle derler ya, ben Kayseri değilim ama Kayseriler hep bu espri yapıyor. Şimdi zaten insanın doğal olarak fabrika ayarında milliyetçilik olması lazım. Uç milliyetçiliği kastetmiyorum. Çünkü vatanını sevmesi lazım. Vatanını sevmeyen insanda bir tuhaflık var. Yani doğduğun doyduğun yeri dediğim vatanını sev, nasıl bir duygudur acaba vatanını sevmek? Tartışılacak bir konu olmamalı yani. Tabii. Yani bizim milliyetçilik kastımızı anlatıyor. Yani devletin vatanseverlik sana vatanseverlik tanımı bir yani. Devlet görevlisinin ya da görevlilerinin sana kötü davranması senin vatanseverliğini bozmamalı. Sen vatansever olduğun için onlara karşı çıkıyorsun zaten. Tamam mı? Bazen olur. Atatürk'ün gençliğe hitabesine bak, anlıyorsun bunu. Şimdi ben AK Parti'de bürokrasideki arkadaşları doğrudan suçlamıyorum. Çünkü bu FETÖ operasyonlarından sonra, ben bunu biliyorsunuz Cüneyt Özdemir'in programını uzun uzun diye anlattım. Bir paranoya oluştu ve herkesi biz böyle yani dokunan dokunmayan herkesi bir içeri atınca bürokraside tecrübesiz arkadaşlar da görev almaya başladılar. Mesela diyorlar ki muza vergi koyalım diyor. Şimdi bilmiyor ki muza vergi koyduğunda onun zincirleme reaksiyonu nerelere kadar gidiyor. Mesela bilmem nereye vergi koyalım. İşte bir dış ticaret rejimi açıklayalım. Ya arkadaş, bilmiyorsunuz ki adamcağız amortisör getirmiş, çekecek. Ama diyorsun ki sen bu malın ben %40'ını laboratuvara göndereceğim. Ya amortisörün nereye göndereceksin laboratuvara? Ya adamcağız bunun üstüne bir parça koyup ihraç edecek. Adamı engelliyorsun. Döviz kazandırıcı faaliyete girecek adam. Neden bunu yapıyorsun? Memleketten döviz çıkmasın. Memleketten döviz çıkmasın diye yaptığın tüm hareketlerle memlekete döviz girmiyor. Haberin yok. Çünkü tecrübesizsin. Ama normal bu. Senin amirleri ne? Şirin gözükmek adına yaptığın her şey memleketi felakete sürüklüyor. Bu neden olur? Neden olur? Neden başta kuruldu? Liyakat. Niye? Liyakat. Eskiden beri devleti yönetenler kurulurken liyakat sistemini kanun maddesi yapmışlar. Bir kurumda bürokrat için, genel müdür olabilmek için o kurumda en az şu kadar yıl çalışmak zorundadır. Yok ki. O yüzden şu kadar bir iş, mesela dışişleri keza öyle. Eğer bir yerde büyükelçi olabilmek için şu hadi kadar yıl. Hadi bombayı patlatayım o zaman. Çok güzel. Evet. Merkez Bankası Başkanımız Sayın Uysal faiz yükseltme kararı alıyorum dese, bu bir para politikası kurulu kararı değil midir? Evet. Acaba kurulun yüzde kaçı bu kararın arkasında durur? Dün enteresan haberler vardı. Mesaj atar. Anlatabildim mi? Bizimden çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiyorsa haber verin diye Londra'dan tweetler geldi. Şunu, yani. Şunu demek istiyorum. Yani, böyle bir hareket görürseniz bizim yani. Yani içeri yerleştirilen hiçbirini tanımıyorum. Saygı da diyorum, ayrı mesele. Ama liyakat kararlandığı zaman Mehmet Üstad'ın dediği gibi o zaman keyfi duygusal kararlar çıkıyor. Bunlar duygusal alınacak kararlar değil. Mesela ya da 3-5 kişilik karar oluyor. Bir bankanın yönetim evet. kuruluna bankacılık işlevlerinden bir haber as. Olan ama vatansever birisini atayabilirsiniz. Ama ortaya hakikaten kritik bir konu geldiğinde şöyle bir bakar. İyi der. Hadi ben imza atayım. Halbuki o bankacılığı hiç bilmese de kendi vicdanında bunun yanlış olduğunu tahmin ediyordur aslında. Bakın. Şimdi eleştiriler geliyor ya, haklı eleştirilerdir bunlar. Yani bankacılık, ben bir bankanın yönetim kuruluna girmek için belli bir liyakata sahip olmam. Merkez Bankası'nda da kaldırıldı biliyorsunuz. Tabii. Merkez Bankası. Şimdi siyasi olursa kararla, şimdi Sayın Uysal müdahale edecek. Ben Sayın Uysal'ı tanıdığım için ne kadar rasyonel bir insan olduğunu da biliyorum. Kimse tanımadığı için sürekli bir şeyler söylüyor, hiç alakası yok. Gayet de rasyonel, akıllı bir insan.
Velev ki diyor ki arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Radikal bir faiz artırım kararına gidiyoruz. Piyasaları sakinleştireceğiz. Red kararı çıkarsa kuruldan. Çıkar. Ekseriyet hayır diye cevap verir. Koskoca başkan da ortaya koyduğu fikirle kala kalır böyle. Evet. Berbat bir şey. Bir başkan için en kötü an odur. Yani sivil toplum kuruluşunun başkanı için söylüyorum. Herhangi bir kurul başkanı için. Bir şey ortaya atıyor. Kurul reddediyor. Puf. Yani o tabii yani. İstifadır yani onun. Evet tabii. Yani gidişat o. Onu anlatmışım. Çok güzel bir çok konu yapar. Birkaç tane dijitalim var. Ondan sonra sevgili Mehmet Aslan'la Zeynep ve Banu'ya da söz vereyim. Bir tanesi hakikaten dünden sonra bir dünyanın birinci sayfası. Kur fırtınası sadece hakikaten bir şey değil yani. 3-5 artmış değil. Kur zamları yola çıktı diye. Doğrudur. Önemli bir spotu var. %5 ila 7 arasında fiyat artışı. Doğrudur. Kimle konuştuysak dün ay sonuna doğru bunların hepsini yansıtmak zorundayız dedi bize. Tabii biz de burada 4 kişi İngilizceyi çok iyi biliyor. Bunun ismi pass through effect'tir. Yani geçiş etkisi. Evet. Yani döviz yükseldi mi bir süre sonra küt diye fiyatların üstüne yansır. Mecburen. Ha gene inebilir. Dolar evinde zayıflıyor. Bu yandaki de dünyada gidişinin işareti. Herkes de onu soruyor. Orada çıkıyor bizde niye? Orada iniyor bizde niye çıkıyor? Ne falan alakası diye. Var canım? Millet de sebep sonuç ilişkisini kuramıyor. Senin paran değer kaybediyor kardeşim. Dün Papua Yeni Gine parası ondan sonra 2 lira olmuş. Yani bana ne alakası var? Doların dünyada değer kaybıyla. Senin paran değer kaybı. Kendi paramız. Evet yani o, millet anlamadı bu işi. Ya. Tam finansal okuryazarlıkla ilgili işte bir problem var. İşte turizmde cazibe hale gelecek. Çok ucuz diyecek. İhracatımız rahat. Güzel senaryolar da. Olmuyor değil mi? Yani evet. Birkaç niye olmuyor? Bir hafta başı biz bayram iznindeyken bunları da hızlıca vereyim sonra sizler de konuş birazcık. Hocam daha vaktimiz çok bu ekonomiyi konuşmak için. Financial Times'dan Laura Pita önce bir uzun bir analiz yazdı. Ve bunu bir tweetle paylaştı. Dedi ki hızlıca bir V çıkışı bekliyor Türkiye. Ve biraz da tehlikeli bir manevraya girişmiş durumda diyor. Turizmini açtı. Çünkü verilerde bazı sıkıntılar var diyor. Uzun bir Türkiye analizi yazdı ve çok da iyi isimleri referans ederek. Burada iki tane grafik kullandı. Ben bunları bir göstermezsem olmaz. Biz seviyoruz hem grafik göstermeyi hem. Şimdi bu Türk lirasını savunma için verdiğimiz mücadele. Hocam burada böyle 6.85 hattını nasıl savundum? Anlamadım ya. Sol taraf. Ben bunu da anlamıyorum. Öyle gitti. Yemin ederim anlamıyorum bunu. Bu şu altlarda biraz bir 7.20'leri falan görmüşüz. 7.25'leri. Şimdi biraz ben bu grafiği aldım da oralarda. Ters bu. Ters, evet, ters grafik. Tabii aşağı ters iniyor grafik. Yani. Evet, yani şöyle değerli izleyenler. Bu grafik ters yapılmış şu anlamda. Değer kaybettikçe grafik aşağı doğru. Türk lirasının hareketini görüyorsunuz. Bu İngiliz kafasıyla yapılmış olduğu için ve Amerikan yani, Anglo-Sakson. Yani hakikaten şimdi, düştüğünde değer kaybettiği anlaşılması değil. Böyle şu aşağılarda gördüğünüz 7.20'ler. Doğrudur. Efendim biz 2002 ile 2013 arasında dolar kurunu 1.2 ile 1.5 lira arasında sabitlemiştik. Ama neyle sabitledik biliyor musunuz? Güvenle. Güven. Ne dedik? Avrupa Birliği'ne yüzümüz döndü. Değil mi? Reformlar yapmaya başladık. Kadın hakları, demokrasi, her şey süper gidiyordu. Şimdi Amin Maluf'un bütün kitaplarında bahsedilen radikalleşme başladı bir anda. Neden? Çünkü iktidar gayet aslında batıcı bir şekilde, batıcı demeyeyim, medeni bir şekilde gidiyordu. Batının yanlışlığını gösteren güzel isimler vardı falan filan. Şimdi bir böyle paranoya başladı. İşte bizi ihanet ediyorlar falan filan. Böyle tuzağa düşülür zaten. Yani Türkiye'yi... Türkiye tuzağa düşürmek isteyenler var mı? Var. Bütün ülkeleri tuzağa düşürmek isteyenler var. Latin Amerika'da aynı durumda ama bir anda bizim bugün FETÖ dediğimiz ve lanetlediğimiz ondan sonra kişilerin ülkeye hakim olduğunu anladılar. Bir anda anladılar. Niye? Çünkü iş onların aleyhine döndü. Senaryonun nasıl yazıldığını ve bu filmin nerede biteceğini bir anda anladı iktidar. Tabii. Ve bir anda çok ilginç bir şekilde şimdi sıkı durun. Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten de bu FETÖ'nün ve Amerika'nın ve İngiltere'nin yazdığı senaryoyu tek engelleyen kişi haline geldi. Halbuki içinde yer alıyordu bütün iktidar. Neden? Çünkü diyorlar ya çok iyi insanlar bunlar namazında niyazında bilmem ne falan derken şok
üzerinde şok yaşadılar. Sonra ne oldu? Korkunç bir, nasıl diyeyim, hem kalbi kırıklık hem de bir öfke ile işe dalınca bütün parametrelerimiz bozuldu. Bozuldu. Çünkü bunu usturuplu yapmak lazım. İfrat tefrit oldu. Şimdi bugün bakıyorum, bir sürü o zamanlar köşe yazarı var. Metiyeler yağdırıyorlar. Bugün en azılı FETÖ düşmanı olmuştu. Yahu kardeşim, şimdi biz niye olmadık ya? Hani biz niye olmadık ama? Biz dedik ki, çünkü dil üzerine siyasi, ticari, sosyal yapılanma olmaz. Atatürk Cumhuriyeti'ne bu yakışmaz diye itiraz edik her seferinde. Bakın, din, herkesin dini kendine. Musevi arkadaşlarımız var, Hristiyan arkadaşlarımız var, Ortodoks arkadaşlarımız var, Rum Ortodoks var, Ermeniler var, değil mi, Hristiyanlar? Yahu barış içinde yaşıyorduk. Ne zaman ki bunlar geldiler, dinle alakalı Atatürk'ün İktisat Kongresi'nde yasakladığı şeyleri ufak ufak yapmaya başladı. Atatürk ne dedi İktisat Kongresi'nde? Müslüman iş adamları bilmem ne diye bir şey yapamazsınız diyor. Ama ne oldu? Buna yakın bir şeyler icat edilmeye başlandı. Şeyin de hoşuna gitti iktidarı bunlar. Bak ne güzel dedi, işte bize ittirilen dedi, acı çektirilen dedi unsurları biz yavaş yavaş yok ediyoruz. Arkadaş, ne alakası var yahu? Size kötülük edenler de Atatürk'ün ismini kullanarak yapmışlar. Bize kötülük edenler de aynı şeyi yaptılar. Ama biz Atatürk'e düşman olmadık. Çünkü birazcık eğitimimiz var, okuyoruz, mürekkep yaladık, yuttuk. Bütün parametreler ahvanın, faiz de, döviz de, her şey de öyle bozuldu. Yoksa iyi gidiyorduk. Adalet konusunda iyi gidiyorduk. Eğitim konusunda hakikaten enteresan. Bütün ön yargılarımızı atmıştık. Bir şeyler yapmaya çalışan insanlar vardı. Özgürlükler konusunda ilginç şeyler oluyordu. Yani en sosyal demokrat iktidarların başaramadığı özgürlük hamlelerini yapıyordu AK Parti. Yalan mı? Doğru. Hala sonra ne oldu? Yani. Yahu, İstanbul Sözleşmesi gibi, birazdan konuşacağız. Evet yani. Ya, tren çarpmış gibi olduk ya bir anda. Bir anda evet, bir radikalleşme ama korkunç bir radikalleşme. İki tane unsur var. Ya bir, yürekten inanmadılar bu işlere. İki, hakikaten böyle bir süreci, reform sürecini kaldırabilecek altyapı yokmuş. Özür diliyorum ya. Ve de zaten birçok insanın da kaybedince, küstürünce iyice bu reformun ikinci, üçüncü kademelerini, yani yapısal reformların ikinci, üçüncü kademelerini devam ettirecek insan kaynağı da bulamadılar etrafı. Çünkü küstürdüler. Şimdi bunların bir kısmı bir partide, bir kısmı bir partide. Ama radikal söylemler yapan hocalarımızı da aldılar. Mesela Ahmet Davutoğlu gibi. Herkesle kavgalı olduk mesela Ahmet Hoca sayesinde. Hayır. Herkesle kavgalı olduk. Ve hala da inanıyor söylediklerine. Yani ben cani kalben inandığına inanıyorum. Ama yurtta sur, cihanda sur lafının yanlış bir şey olduğunu hep empoze etmeye çalıştılar. Halbuki doğruydu. Tabii. Ben siyaseten anlatırım istiyorsanız. Tabii ben biraz bağlıyor sözüne. Tamam. Ben vatandaş olarak anlatırım. Bu sabah daha uyanamadım. Yani. Heyecanla izliyoruz beyleri ama tabii yani. Tabii. Yani ben tabii işin toplumsal kısmına biraz tabii bakıyorum. Son zamanlarda da bu bayram döneminde bir eski dizi yakaladım. Aslında 2004 yılında yapılmış Hatırla Sevgili diye bir dizi. Hatırlar mısınız? Ben seyretmemişim o zaman. Yurt dışındaydım galiba. Ama çok enteresan yani. 68 bölümlük bir dizide 60 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi ve içindeki toplumsal olayları anlatan bir dizi. Yani şey, yayınlanan kanalda ATV o zaman. Evet, ATV yayınlamış. Hayretle zaten ATV logosunu görüyorsun. İnanılmaz, nereden nerelere gelmişiz diyoruz. Aslında oraya baktığınız zaman bir süre bir yani toplumda işte o dönem 60 öncesi ilerici gerici, sonra sağcı solcu kavgası, böyle bir kutuplaşma her zaman varmış. Sonra ekonominin alaşağı olması falan filan, aslında senaryoları hep böyle aynı değil mi? Aynı. Evet, şimdi paralel de AK Parti yanları ve olmayanlar. Şimdi bunda mesela eskiden meydanlara çıkıyormuş, yani ciddi işte ölümler oluyormuş, yani işte kanlı pazarlar, şeyler, yani öğrenci olayları, evet, üniversitelerin kapatılması. Acayip acayip olaylar. Biz tabii o zaman çocuktuk. Hiçbirimiz görmedik yani, yaşamadık olayları. O yüzden apolitiyiz birazcık aslında. Vallahi ben babamın tabii, ölmeden eve dönmesi Hoca, için tabii, dua ediyordum. Tabii, yani, tabii. Mesela. Küçüklük işte, ilkokuldaydık biz o zaman. Ne travma ya bir çocuk için. Babası acaba ölecek mi diye beklemek ya. Şimdi benzer linç ve kavganın sosyal medyada olduğunu görüyoruz. Yani mesela dün bakıyorsun hashtaglere, mesela Berat Albayrak istifa hashtag'i açılıyor. Arkasından Berat Albayrak'ın yanındayız. İşte bir şey açılıyor, ondan sonra hükümet istifa, hükümetin yanındayız. Yani böyle bir
yani aklın uçtuğu bir dönemden geçiyoruz bence. Yani insanlar ya körü körüne muhalif ya körü körüne iktidar yanlısı ve akıl uçmuş gibi. Yani bu işin global tarafı, küresel kısmı. Yani şimdi Covid-19 diye bir pandemi yaşandı ve çok ciddi bir olay. Amerika bundan en çok etkilenen ülke. Çin desen aynı şekilde. Yani büyük güçler üzerinde çok ciddi etkileri olması gereken bir kriz yaşandı ve bu krizden biz etkilendik en çok. Ki aslında Covid döneminde en iyi önlemleri alan ülkelerden biriyiz. Yani bakacak sağlık sektörü olarak şey olarak. Doğru. Niye biz... Bölgesel karantina gelmiş nitekim, birazdan konuşuruz onu da. Niye? Şimdi mesela dün Fransa'da bir arkadaşımla konuşuyorum. Diyor ki ben Belçika ve Amsterdam'a gittim diyor. Ya maske takan adam yok diyor. Belçika. Maske takıyorsa eğer turisttir o diyor. %100. O kadar yani. Ya, o kadar insanlar bıraktılar diyor. Yani Fransa'da da aynı şekilde. İnsanlar yani böyle önlemleri aldılar. Mesela yine bir Fransa'ya bir arkadaşım gitti. Eşi Türk. Fransız olan geç diyor. Türk kimliği olana diyor ki test var mı? Şimdi yani aynı programı yaptılar. Aynı yerlerden geçtiler. Yani bir bunları yaşamışken, yani bunlar yaşanmışken, bu fırsata çevrilecekken Türkiye için biz niye bu haldeyiz de ben açıkçası onu kafamda soruyorum. Bu tamamen işte siyasi istikrarsızlık. Şimdi bir sürü parti kuruluyor. Şimdi AK Parti'nin içinde iki tane parti çıktı. Şimdi Muharrem İnce parti kurmaya çalışıyor. Bu aslında bir sistem. Yani Türkiye'de bir sistemin oluşturulmaya çalışması. Nedir? Böl parçala yöneten hikayesi vardır ya, bu Amerika için söylenir ama. Bu yeni cumhurbaşkanlığı sistemine daha kolay oy toplama yöntemi olarak bence servis edildi şu an. Yani Türkiye için bir servis edilmiş bir şey. Niye AK Parti'nin iki tane parti çıktı bir anda? Yani hem Davutoğlu kurdu hem Babacan kurdu. Şimdi Muharrem İnce kuruyor. Yani parti mi yok Türkiye'de? Muharrem İnce'yi anlayabiliyorum. CHP içinde bir takım sıkıntılar falan yani. Ama bunun çözümü değil. Parti içinde mücadeleni verirsin. Eğer sen CHP'liysen eğer parti içinde mücadeleni verirsin. Yeni bir şey söylemiyorsan eğer ki benim gördüğüm söylemiyor. İşte şey diyor, ne, Atatürkçü laik çizgiyi korumak için orada. CHP başka bir şey mi söylüyor? Erken seçim kamplaşması mı diyorsun? Evet. Sen siyasette tecrübe geliyorsun şimdi bana doğru. Ben Ahmet Bey'e doğru ilerliyorum şimdi. Öğrenci gibi soruyorum. Yani tabii bu durumda İYİ Parti çok iyi konumlandırdı kendini ama biraz daha tabii politikalarını geliştirmeli bence. Ama yani böyle bir şey gibi, hani çünkü Sayın Cumhurbaşkanı gördü ki bu ancak ittifaklarla bir takım seçimler kazanılabiliyor artık. Onun için ne kadar çok parça olursa o kadar çok ittifak ve sonuç alınabilir. Yani şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu diyelim ki, iki aday var. O iki aday nasıl kazanacağı nasıl belirlenecek? Küçük partilerin desteğiyle. Küçük partilerin desteğiyle. Diyelim ki İYİ Parti aday çıkartmadıysa eğer ne yapacak? CHP'nin adayını destekleyecek mesela. Şimdi bu... Ya da tam tersi olacak. Yani anladın, bir kamplaşma siyaseti üzerinden tekrar ilerliyor. Ama toplumun buna bakış açısı gerçekten çok kamplaştırıcı. Mesela dün İzmir'de kadınlar İstanbul Sözleşmesi için işte meydanlara çıktılar. İşte kadın şiddetini de gördük. Kadın polisin kadına yaptığı şiddeti de gördük. Ve Twitter'da görüyorum. Yani öyle belden aşağı laflar var ki, işte bu kadınlar da işte iyi ki bizden, bunlar da mı anne olacak? Yani orada kadınlar bir şeyi savunmak için oraya gitmişler. Ve bir kesim var, hani İstanbul Sözleşmesi karşıtı. Artık belden aşağıya vuruyorlar. Bu akıl tutulması bence. Yani biraz daha uzun açarız onu gene. İstanbul Sözleşmesi ayrı bir şey çıkıyor. Ama sosyal medyadaki kutuplaşma bizi iyi bir yere götürmüyor. Evet, mesela şimdi bu yine Beyrut olayları, şey olayları, hepsinde bir kamplaşma var. Yani birisi diyor ki AK Parti ne derse doğrudur. Bir kesim de diyor ki tam tersini söylüyor. Şimdi ne çok tehlikeli bir nokta. Diyor ki o da saçma. Yani biz akademisyenler, biz uzmanların söyleyeceği bir şey yani yok artık. Çünkü bir şey çıkaramıyorsunuz orada. Çıkarabildiğim tek şey bu. Yani kamplaşma. Çünkü eğer AK Parti'ye yakın bir şey söylüyorsunuz, AK Partili oluyorsunuz. Ona karşıysanız bu da AK Parti düşmanı oluyorsunuz falan gibi yani bu. Böyle bir dönemden geçiyoruz ve çok tehlikeli. O zaman bizim yaptığımız bilimin hiçbir anlamı kalmadı. Karşılık. Dün mesela önemli bir hashtag açıldı bence. Bu önemliydi. İşte AÖF'de sosyoloji bölümleri kapatılsın. Bence önemli bir hashtag'ti. Gerçekten birçok bölümde, yani şimdi eğitime geldim psikoloji birden. Psikoloji de var. Yani mesela öyle benim ablam diş hekimi diyor ki, yani online diş hekimi eğitim olmaz. Olmaz. Tabii şimdi bazı şeyleri eleyeceğiz. Sosyoloji de aynı. Yani şimdi üniversiteler, siz sahaya çıkmadan
sahayı tatmadan sosyolojik muhalle geliştirmeyen, şimdi herkes sosyolog diye dolaşıyor mesela. Ama değil yani. Onun için eğitimde kalite, biraz önce Emre Hoca vurguladı onu. Yani buralar önemli. Yoksa herkes Twitter'a çıkıp bir şeyim diye konuşabiliyor. Bu çok çok tehlikeli boyutlarda ve çocuklarımıza geleceğe bırakacak bir şeyimiz kalmayacak ve bu tabii ekonomiye de yansımaları bu şekilde oluyor. Peki ama bütün bunlar aslında bir yaklaşan seçimin işareti mi? Geldi mi söz bana? Evet. Tamam. Siyasetçiye geldim. Siyasi bilmediğim konularda konuşmuyorum. Çok direkt ustalara bırakıyorum ben. Emre Hocam çok her konuda çok bilgili sağ olsun ve çok tecrübeli. Benim de hocam olmuş. Öğrendim de gene şu an. Bizden de daha iyi siyaseti nasıl yapıldığını tekrar bir gösterdi. Yani çok iyi bir yol. Bir yolda gidiyoruz. Siyasetten çok kötü bir yolda gidiyoruz. Onu size söyleyeyim. Ekonomik olarak çok kötü bir yolda gidiyoruz. Biz size Türkiye'nin, ben kitabı ortadan konuşayım direkt. Çok da kötümseriz. Niye böyle ya? Biz kötümser değiliz. Olanı söylüyoruz. Şimdi Ahu Hanım bakın, kitabın en ortasından görüyoruz. Biz böyle yokuş aşağı freni patlamış kamyon gibi aşağı doğru iniyor Türkiye. Türkiye'nin şu anki pozisyonu 2001-2002 öncesinde 2001 krizinin oluştuğu döneminin birebir aynısı. Sadece aradaki teknolojik farklılıklarda, o zaman sosyal medya yoktu. Medyanın kendi katkısı vardı. Şimdi sosyal medyada var. Kutuplaşma aynı şekilde ve sosyopolitik ve ekonomik yaşam tarzı iyice birbirlerinden ayrılmış. Geceyle gündüz kadar farklı. Biraz evvel söyledikleri gibi doğru olanı söylediğiniz zaman, bu doğru eğer AK Parti'nin ya da iktidarın lehine bir şeyse direkt yancı bir pozisyon alıyorsunuz. AK Parti aleyhine ise şu an konuşuyorum, direkt hain oluyorsunuz. Yani Türkiye hiç bu kadar, 80 öncesi bile tabii o zaman çok daha farklı bir kutuplaşma vardı ama bu kadar bu devirde kutuplaşmamıştı. Dün biraz evvel hocamın söylediği gibi bir hashtag açılıyor. Berat Albayrak istifa deniliyor. Onun hemen akabininde de Berat Albayrak'ın yanındayız diyorlar. Bir baktım AK Parti Kahramanmaraş vekili çıkıyor, diyebiliyor ki Türk milletine köpekler istedi diye atlar ölmez diyor. Bunu söyleyen AK Parti milletvekili ve Berat Albayrak istifa diye hashtag'in altına istifa etmesini isteyen insanlar sadece İyi Partili ya da CHP'li değil. AK Partili milletvekilleri, pardon, AK Partili seçmen. AK Parti'ye oy vermiş vatandaş da yeter artık diyor. Burası ne kadar gerçekten şey? Hayır, bir isyan, bakın ama bir bakış açısı var. Bir sorumluluk, biraz evvel ne dedik? Liyakat sahibi olmayan insanlar bir mertebeye gelirse önce kendi rezilliklerini ortaya koyarlar, sonra ona güvenenleri yok ederler. Bu işin doğası budur. Psikolojisi budur. Ekonominin geldiği nokta ortada. Ekonominin geldiği nokta bir günde olmadı. Bugünlere biz 2010 yılından itibaren yavaş 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 yavaş, yani yetmez ama evetle başlayan referandum süreci, akabininde FETÖ savaşı, akabininde dışlanmalar, Suriyeli mültecilerin alınması, altyapısızlık, ekonomiye olan istikrar siyasi bir menfaatle inşa edilmeye çalışması, gerçeklerin örtbas edilmesi. Bakın çok eski bir söz vardır, siyasetçilerin kulağına küpe edilmesi gereken, biz başta çıkarken söylenen, siyasetçiyi kuru inat batırır. Kuru inat. Biraz evvel hocamın dediği gibi. Sen yer çekimine karşı bir inat, bir isyan içine girersen, eğer ayda da değilsen, Türkiye'deysen, dünyanın herhangi bir yerindeysen yer çekimine karşı gelemez. Ekonomi kurallarına da karşı gelemez. Ama milleti kandırmak, seni sevenleri oyalamak, bir de sümen altı yapabilmek için dış güçler dersin, dış mihraklar dersin. Gün gelir o hain dediğin insanlarla el sıkışırsın. Ne dediğim belli olmaz. Geçen programda da anlattığım gibi ben milliyetçiyim ama bizim milliyetçiliğimiz hiçbir zaman Türk milliyetçiliği bir ırkçılığa dayanmamıştır. Vatansever olduğumuz için, bu toprağın bir parçası olduğumuz için ve kendini bu toprağın bir canı olarak gören herkesi aynı şekilde, aynı aile sofrasında, bayram sofrasında buluşturmak için siyaset yapıyoruz. Bu ülkeyi seven herkes bizim için milliyetçi, vatansever. İster sağdan baksın, ister soldan baksın, ister yukarıdan baksın, ister aşağıdan baksın. Ama şu an hepimizin canı yanıyor. Dolar Tahtakale'de 1.6.80 olmuş. Bunun yansımaları belli.
efendime söyleyeyim, zamlar ortada. Belirli bir, bakın, kendini halktan koparmış 2001 krizinde öyle bir zümre vardı. Doğru. Ve kararları onlar veriyordu. Evet. Şimdi de halktan kopmuş, lüks arabalarla, korumalarla, çakarlarla gezen ve sadece sorumluluk alanı Beştepe olarak kalan ve menfaat ve belirli bir çıkar ilişkisiyle bağlı olup insanların toplumla yüzleşmesi, topluma yardım etmesi imkansız. Kendi çıkarını görmüyor bunu. Bakın Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener tekrar korona sürecinden önce nasıl Türkiye'de illeri karış karış geziyorsa ilçeye gene başladık. Ve son geçen hafta, daha doğrusu iki gün evvel bayramdan sonra Nevşehir'e gittik. Nevşehir'in ilçelerini gezdik. Acıgöl diye AK Parti'nin %80 oy aldığı bir ilçeye gittik. İlçede inanır mısınız, normalde AK Parti'den başka bayrak asmak bile imkansızken sokaklarda bizi karşılayarak kurtarın bizi dediler. Ortada. Tabii. Ayrıyeten yani bir yere potansiyelini kadar yansıtamamaktadır Nevşehir. Çok gittiğim için biliyorum. Güzel bir şehir. Yani yeter. Çünkü insanlar bakın, Demirel'in söylediği gibi, tencerenin deviremediği iktidar yoktur. Biz inandık dediler. Biz mücadele için, tamam, zorluklarla, yasaklarla mücadele için geldik ama çocuğum işten atıldı. Sebep diyoruz, sormuyorlar. Yokluk dediler diyor. Oğlum işten attı diyor. Ama yerine diyor, ilçe yöneticisinin oğlunu atadılar diyor. Halkı, bakın Türk milleti, ben siyasete girdikten sonra daha iyi anladım. Türk milletine bazen hak etmediği sıfatlar yakıştırılır ama Türk milleti gerçekten çok feraset ve fazilet sahibidir. Doğrudur. Yani Türk milleti sandığa gittiği zaman onun gerçekten içinde bir mantığı vardır. Bir gerekçesi, kendi inandığı bir doğru vardır. Ben o doğruya her zaman çok saygı duydum ve Türk milletin ferasetine ve faziletine tekrar güveniyorum. Şunu söyleyeyim. İyi Parti olarak biz hep Türk milletin yanında olmaya söz verdik genel başkan olarak. Biraz evvel siz soracaksınız ama ben onun altyapısını önceden vereyim. Ben şunu söyleyeyim. Var, güzel, biz Türk milletinin geleceğinin, istikbalinin, ikbalinin, benim siyasete girişim, İyi Parti'nin kuruluşu, asıl amacı bu. Türk gençliğine, Türk milletine hak ettiği geleceğin altyapısını oluşturmak ve o yolda yürümesini sağlamak. Biraz evvel hocamın söylediği gibi adalette, özgürlükte, eğitimde mantıktan sapmadan, kendi bildiğin doğruların yanlış olabileceğini görerek, herkesin kendi doğrularını asgari düzeyde tutarak bir gelecek inşa ederek. Bir, bakın, Beyrut'ta çok kötü bir facia oldu. Lübnan halkına tekrar başsağlığı diliyorum. Ama orada patlayan bir bomba bile burada bir krize sebebiyet verebiliyor. Dünyanın herhangi bir ülkesinde ekonomik bir sorun Türkiye'yi direkt doğrudan etkileyebiliyor. Yani bir vatansever olarak Papua Yeni Gine'nin parasının, Türk lirasının iki katı olabilmesini ben hazmedemiyorum. Ve buna çok üzülüyorum. Ve buna gidip de dış mihraklar, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan 15 sene önce, 20 sene önce yaptığı televizyonla, programına döndük. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Ben dış mihraklara inanmıyorum. Bünyenizi güçlü tutarsanız size müdahil olamazlar. Aynı şeyleri savunuyoruz. Bakın, yoksullukla mücadeleye geldiniz. Yasaklarla mücadeleye geldiniz. Yoklukla mücadeleye geldiniz. Yolsuzlukla mücadeleye geldiniz. Türkiye şimdi 2001'in daha gerisine döndü. Yoksulluk aldı başını gidiyor. Yasaklar, her şey yasak. Ve artık otokontrollü bir yasak var. Sana söylemeden korkuyorsun. Aman, biraz evvel Emre Hoca dedi ki, ben babamın eve dönmesini dua ediyordum, ölmeden kapıdan içeri girebilsin diye. Şimdi her ana baba evladının başına bir şey gelmeden sabah eve dönebilsin diye dua ediyor. Bu artık Türkiye'de kardeş kardeşe neredeyse düşman olmuş noktasına gelmiş. Ayasofya'yı tartışıyoruz. Kıbrıs'ı tartışıyoruz. Suriye'yi tartışıyoruz. Bakın, Osmanlı döneminde, Osmanlı Devleti Fetret dönemine girdikten sonra yıkabilmek için cephe cephe açtırdılar. Ve Osmanlı'yı mücadele edemeyecek noktada birden aldılar. Kars'tan Libya'ya, Libya'dan Balkanlara Osmanlı yıkıldı. Altyapısı olmadan, liyakati olmadan, donanımı olmadan, rasyonel, gerçek gücü görmeden mücadele etmeye çalışırsanız direkt yıkılırsınız. Siz Mustafa Kemal'in askeri dehasıyla milliyetçiliğini tartışabilir misiniz? Adam doğduğu toprağa gidip almamış. Yani siz Mustafa Kemal olsanız, cumhuriyeti kurmuşsunuz, her şeyi mücadele etmişsiniz, Selanik'i almak istemez misiniz? Ama şartlar ne demiş? Eğer olmadan oluşursa, siz ham bir elmayı olmadan oluşursa midenizi yakarsınız. Bu kadar basit.
Yani şu güzel bir söz. Vazifesinin ne olduğunu bilip heybesini sırtına atıp eyvallah diye çıkıp bir daha da dönmeyeceğini düşünerek bu vatanı kurtaran insanlara Ayasofya'da lanet okunması beni fevkalade kırmıştır. Hem Ayasofya'da hem sosyal medyada aşıyorsunuz her sabah böyle bu dışarıdan Atatürk'ü sevmiyoruz zaman, hashtagleri. Böyle saçma, bir yabancı şunu diyor. Bir yabancı şunu yani diyor. Diyorlar ki bakın yabancı şunu diyor. Bizim diyor kurucu babalarımız diyor köleliğe tamam demişti diyor. Atatürk demedi. Bizim kurucu babalarımız kadına seçilme hakkını dedi 100-200 yıl veremedi. Atatürk anında verdi. Yahu bunların diyor derdi ne? Bunlar acaba diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin yani kuruluş felsefesini yıkmak mı istiyorlar diye görüyorlar. Ve korkuyorlar bir anda. Yani yabancı yatırımcı hainlikten gelmiyor değil. Korkuyor artık. Ya Emre'cim yani Galatasaray Lisesi'ne saldırdılar. Yani ben Galatasaray Lisesi mezunuyum diye bunu söylemiyorum. O konuyu açarsak başka yerlere gidecek. Birazdan bak açacağım onu. Yani, sen 1480 Yıldırım mezunu açtığı bir okula sen bazen saldırıp yani Çanakkale'de bu kadar şehit vermişiz. Bu kadar dünya insanı yetiştiren bir okul. Yani Mevlana'nın söylediği sözü artık ezberleyerek yani Mevlana'nın yemin ediyorum sabahtan akşama kadar aynı sözünü tekrarlamaktan artık hicap duyuyorum. Bugünlere geleceğimi hiç düşünmemelisin. Yani Galatasaray Lisesi'ne dil uzatan adam, yani adam demeye de utanıyorum. Yani derler ya lafa bakarım laf mıdır, adama bakarım adam mıdır diye. Yani Galatasaray Lisesi'ne dil uzatıyorsun, senin daha tarihten bir haberin yok. Yani bu kadar işte ama bakın biraz evvel tekrar Emre hocamın söylediği gibi Ahu Hanım bakın. Odağımızı kaçırmıyor. İşte biraz dini okulları ama şunu yani söylüyorum. Size bir şey söyleyeceğim. Her şey olur bir ülkede. Olmalıdır. Herkesin seçeneklerine göre eğitim vermek devletin asli unsurudur. Tabii. Belirli çizgilerde. Evet, tabii ki. Zorlamadan. Bir insan çıkar ben İmam Hatip'te okumak istiyorum der. Tamam oğlum sen İmam Hatip'te okumak istiyorsan buyur okulların budur. Bir çocuk çıkar der ki efendim ben mühendis olmak istiyorum. Tamam o zaman mühendis olmak için okuman gereken okullar budur. Devlet, hükümet kendi kafasına göre bütün gençler benim için sadece İmam Hatip'te okusun. Evet. Bütün yolları İmam Hatip'e çıkartın derseniz siz gençleri tabii anlamamışsınız demektir. Gençlere gerçekten aklıyla alay ediyorsunuz demektir. Gençler sizin gördüğünüz gibi veya sizin gençliğinizdeki gibi gençler değiller. Tabii canım. İnsanlara ama biraz yol gösterecekseniz hak ettikleri, istedikleri yolu onlara arz etmeniz gerekir. Sizin hayatınızda seçimlik yani, en azından vermeniz. Tabii yani seçim şansı vermedik. Diyorum ki size yasaklarla mücadele ediyorsun. Her şeyi yasaklıyorsun. Senden olmayan yasakladıktan sonra en makbul sizin şey İmam Hatip mezunu olmak değil mi? Değil ama size tekrar ama söylüyorum. Gençler yani, sevmiyor işi. Biraz siz bir şey zorlarsanız, siz bir şey zorlarsanız sevdiğinizden de mahrum kalırsınız. Doğru. Siz bakın kaliteli eğitim. Kaliteli eğitim ne demek? Eğitimde eşitlik. Ama bunu derken süper zeka bir çocukla tembel bir çocuğa aynı eğitimi veremezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama şartlarda eşitlik sağlamak zorundasınız. İmam Hatip'e okumak isteyen İmam Hatip'te okur. Fen'de okumak isteyen Fen'de okur. Yeter ki donanımı olsun, isteği olsun ve fikir değiştirebilir bir genç. Bunu da sağlayabilirsiniz. Siz şimdi bir şey yapıyorsunuz. Biraz evvel Emir Hocam'ın söylediği gibi. Ondan önce de Ayasofya'daki şeyi söyleyeceğim. Çok özür, hemen söyleyeceğim. Eğer siz yasakları anlamak için sadece İmam Hatip olarak görürseniz Türkiye 80 milyon insan. Bugün gençler İmam Hatip'e gitmeyi zorlamaya mecbur kalırsınız. Gençler gönlen gitmez. İsteyerek gitmez. Siz bugün bir yere bir atama yapacaksanız ancak İmam Hatip'li olursa atarsanız yalandan herkes İmam Hatip'e gider veya donanımı bitirirsiniz. Bugün gidin camilerde veya gerçekten İmam Hatip o zaman bilime müfredatından olmuş insanlar, insanlar bugün gelinen noktadan çok şikayetçiler. Yani muhafazakar kesimin yıllarca emek sarf etmiş insanlar bugün İmam Hatip'in geldiği noktadan çok şikayetçiler. Evet. Her yere İmam Hatip yapmakla insanlara muhafazakarlık yetiştiremezsiniz. Biraz evvel kapatıyorum çok reklama girmeden. Ayasofya'da lanet okuduğunuz insanlar işte Türk milletin feraseti dedim ya. Türk milleti karşı çıktı. Belirli bir kesim değil. Sadece CHP değil ya da işte cumhuriyetçiler ya da laik kesim değil. Türkiye'nin tamamı Atatürk'e karşı yapılan bu hakareti kendine saydığı için bugün bu noktaya geldiler ve dün açtıkları Ayasofya bizim Ayasofya'mız. Ama dün ne bayrağı açtılar? Taliban bayrağı açtılar. İşte o yüzden laiklik var. O yüzden din işleriyle devlet işleri ayrışır bu ülkede. Bu ülkeyi yaparlarken, kurarlarken güçler ayrılığını,
laikliği, cumhuriyeti, adaleti, her zaman bugünleri, Orta Doğu'yu, akan kanı görüp Türkiye'yi oradan ayrıştırmak için yapılmış bir sistemdi bu. Peki buna geri döneceğim. Bir son dakika gördük, onu sormaya vaktim yok ama dönünce sorayım. 10 Ağustos'tan itibaren Merkez Bankası açıklaması açık piyasa işlemlerinde likidite limiti yarıya düştü. Ne demek? Bir cümle hızlıca. Açık piyasa limiti var. Sakın TL'ye almayın. Alıp da döviz alacağınızı biliyorum. Kısıtlayacağım. Yine mi? Tabii canım. Hayır, ben de gevşetti, rahatlattı, limit düştü. Hani reklamdan, daha kolay işlem yapın. Yani, reklamdan dönüşte teknik olarak anlatacağım. Bugün genel ama tekniği basit anlatacağım. Hemen reklama girmeden şimdi mesajdan söylüyorum. Genel müdürlerle, bankaların genel müdürleriyle üstü kapalı tehdit var yapılarak, imkansız şeyleri isteyerek bir yere kadar devam edebilirsiniz. Ne olmuş o toplantı? Tabii çıkanlar, yani bu insanlar konuşuyorlar, anlatıyorlar. İmkansızı yapamazlar. Minicik bir ara. Arkasından tüm bu resmin bozulmasında biraz da virüsün payı var. O haberlerimizi de izleyip sonra kaldığımız yerden devam. e-koçakgold.com ve tüm Koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Koronavirüse yakalanan hastalardan örnek verdi. Pandemi uyarılarına devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü yenen bir hastanın ifadelerini paylaştı. Pandemi sürecinde acilde son 2 aydır ara ara COVID polikliniğinde çalıştım. Covid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi oluyoruz. Babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. Biz bir ayrıcalık olarak askeri öğrenci yetiştiriyoruz. O askeri öğrencilerin de karşılarında tercih kılavuzunda Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı var. Bu iki bakanlığı tercih edenler askeri öğrenci olacaklar. Diğerleri sivil, herhangi bir üniversitedeki öğrenciden farksız öğrencilerimiz olacaklar. YKS tercihleri başladı. Yüz binlerce öğrenci gönüllerindeki okula gitmek için tercih yapacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi de sivil ve askeri sağlık personeli adaylarını bekliyor. 360'ı Milli Savunma Bakanlığı, 62'si İçişleri Bakanlığı adına 422 öğrenci alacağız diyen Rektör Cevdet Erdöl adaylara çağrı yaptı. Askeri öğrencilerimiz bitirdiklerinde Milli Savunma Bakanlığı'nın rütbeli personeli olacaklar. Doktor oluyor olacak olanlar teğmen olarak başlayacaklar. Diğer meslek yüksekokulu bitirecek olanlar ise assubay olarak başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı tercihi yapanlar, subay ve assubay olacak olanlar, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinde çalışacaklar. Rütbeli şahıs olarak çalışacaklar. İçişleri Bakanlığı tercihini yapanlar da Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çalışacaklar. Hiç maske takmayanları da, yarım takanları da tek tek uyardı. Çek abi. Çorum İl Merkezi'nde görevli kadın polisin herkese maske taktırma çabası takdir topladı. Temas mesafesini unutanlara da uyarılar yapıldı. Kadın polis maskeyi burnunu kapatmadan takanları ikna etmek için usanmadan dil döktü. Burnumuzdan ve ağzımızdan alıyoruz maskeyi. Almayalım, alalım olur mu? Sizin sağlığınız için almayalım. Bazı vatandaşları ikna etmek hiç de kolay olmadı. Haklısın ameliyatta olduğun için. Şunu birazcık yukarı çekersen maskeni deneyelim beraber. Yap. Burnundan hava alırsın. Tamam. Bir deneyelim mi beraber? Vallahi ya ben kızım yani ben burnumu atacak ben 15 sene kalman ettim. Nefes alam diyor. Maskeyi cebinde taşıyanlar da kadın polisin radarındaydı. Maske takma zorunluluğu var dışarıda biliyorsun değil mi? Tamam. Tak maskeyi. Tak amca maskeyi. Vatandaşları bıkıp usanmadan uyaran kadın polis 30 dakikada yaklaşık 100 kişinin maske takmasını sağladı.
Tatil sezonu açıldı, vaka sayıları tırmanışa geçti. Artan koronavirüs vakaları velileri endişelendirdi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, 31 Ağustos'ta açılacak olan okullarla ilgili alınacak önlemleri sıraladı. Endişelenen velilere hak verdi, bu şartlarda çocuğumu okula göndermezdim dedi. Bayramda sahillerden gelen görüntüler nasıl sürpriz değilse, okullar açıldıktan sonra vaka sayısının artması da sürpriz olmayacak. Okullarda belli tedbirler alınacaktır. Bilim kurulu önerilerinde 1 metre mesafeden bahsediyor. Bu hiç güvenli değil. 1,5 metreden aşağısı tehlike. Hele bir de çocuk maskesini çıkarırsa bu mesafenin 2 metre olması lazım. 50 kişilik bir okulda bu mesafeyi nasıl sağlayacaksınız? Bu şartlarda çocuğumu okula gönderir miydim? Sanırım göndermezdim. Bizim bir tane öğrenci öldü. Korona tablosu böyle. Birazcık resmin hani hiç etkisi yok diyemeyiz. Muhtemelen ekonomik kaygılara da etkisi var. Çünkü vatandaş da galiba iş birazcık zorlaşacak kaygısı taşıyor. Hocam bu son bir... Çok hızlı. Mi? Evet, kısa gidiyor. Merkez Bankası ne dedi? Çünkü vatandaşa finansal okul yazarlık sorumluluğunu da anlatmam tabii, lazım. Tabii yönetmemizden rica edelim, o kulemiz yandı, biraz dursun bakalım. Son sizi yakaladım diyor. Sizi yakaladım diyor Merkez Bankası. Aslında devlet diyor. Merkez Bankası demiyordu. Alıyorsunuz diyor paraları, gidiyorsunuz döviz alıyorsunuz diyor. Dolayısıyla sizin TL'nizi keseceğim. Ne zaman yapıldı bu yanlış biliyor musunuz? 2001. 2001'de ya ben hatırlıyorum. Ne dedim? İnsanlar 2000, günlük yönmesiyle gidip döviz alıyordu. Şöyle oldu ama insanlar aynen, döviz Mehmet almasın diye TL'yi kestiler. Bir kamu bankası çok iyi hatırlıyorum. Ve ne oldu biliyor musunuz? %9000 oldu faizler. Devalüasyon %234. Şimdi demek ki... Ben o rakamı gördüm o ekranda. Korkunun ecele faydası. Bu gözler gördü sevgili vatandaşlar. Tekrar ediyorum. Piyasalar ne kadar akışkansa o kadar iyidir. İnsanlar cebindeki parayla satın alabilecek bir şey bulabiliyorsa bu da iyidir. Bulamıyorsa sıkıntıdır. O zaman kara borsa fiyatı oluşur. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Yani dolayısıyla bir şeyi kısarak arz ve talep dengesini bozmak vesaire falan bir kere kurcalamaya başladın mı şunu bilmen lazım. Masanın üstüne bir örtü koyarsın. Tam yetmez. Buraya çekersin orası açıkta kalır. Buraya çekersin orası açıkta kalır. Para yönetimi böyle bir şeydir. Sen masanın oturulan tarafına getireceksin o masa örtüsünü. Boş tarafına doğru yapmayacaksın. Şimdi boş tarafına çekiyorsun. Oturan adamın önündeki yer açıkta kalıyor. Sıkıntı burada. Yani arkadaşlar bunu bilmeliler. Piyasa akışkan olmalı. Herkes cebindeki parayla istediği malı satın alabilecek kudrette olmalı. Ha bunu başaramıyorsa bunun ismi piyasa değil. İsmi piyasa değildir. Program başladığımızda 30'du, 31,5 oldu. Hakikaten mi? Ama ben aklın yolu bir. Ahu Hanım çok özür diliyorum. Teşekkür yani, ediyorum bana bu fırsat. Faize gelecek bu işin sonu. Ama faize efendim, gelecek ama. Üstadım unutma. Piyasa faizi ile politika faizinin arasındaki makası açarak bir şeyi başarabileceklerini zannediyorlar. Sonra bir süre sonra vatandaş bakıyor. Yahu resmi faizle bankadaki faiz arasındaki makas o kadar açılmış ki 8-9 puan kale almamaya başlar. Yani Merkez Bankası toplantılarını kale almamaya başladı. Zaten ona geldik. Zaten bakın biraz ben işin biraz Emre Hoca'nın söylediği şeye aynen katılmakla siyaseti yönetmek de ekonomi yönetmekten çok farklı değil. Olması gerekeni yapmazsanız, aklın yolu bir doğruyu bulmazsanız, kuru inatla batırırsınız. Ve yaptığınız politikalar sizi yasağa ve de kara borsaya iter. Şu an Türkiye'de hocam daha iyi bilir ama o 2001 krizleri öncesine döndük dediğim konu bu. O zaman vatandaşın TL'sini kestiğiniz zaman vatandaş yine yaptı. Gene yapar. Yani siz şimdi bakın bir şey yasaklayarak ondan kurtulamazsınız. Biz ne zaman tersini gördük? Brunson krizinde mi hocam? Millet koştu gitti dövizlerini bozdu. Şimdi yani çok aynen söylüyorum. Gittiler çıktılar. Bugün televizyonlarda birileri çıktı. Jölelerle çok güzel yiğit yiğit konuştular. Çıkın bu milletten özür dileyin. 1 dolara düşecek, 2 dolara düşecek diye dolarlarını bozdurdunuz insanlara. Çıkın bu milletten özür dileyin. Şimdi insanlar aç, işsiz, hasta, pandemide parası yok. Çıkın bu milletten özür dileyin. Yazık günah. Şimdi 200 milyar euro diyor Avrupa, Fransa çıkıyor. Ben vatandaşıma 200 milyar euro destek olacağım diyor. Almanya keza öyle, Amerika keza öyle. Neden? Çünkü
kötü Hümacet'te kendisinin ve vatanının ve milletinin sorunlarıyla ilgili hazırda parası vardı. Var. Bizim de 40 milyar dolarımız vardı. Akçemiz vardı. Tabiri caizse kefen parası vardı Türk milletinin. Onu harcadılar. Önümüz kış, pandemi, üretim yok, turist gelmedi. Beklenen 40 milyar dolar turizmden gelecek para gelmedi. Biz cepteki parayı da harcadık. Ben bir sözünüzü kesiyorum ama mesela şeyden dönenler, tatilden dönenler o 2001 krizindeki gibi tıpkı. Domates, turşu, tarhana Anadolu'dan geliyor gene İstanbul'a. Evet. Gene İstanbul yaşayacak, gene ayakta kalacak gibi gözüküyor. Yerel yasaklarla ilgili bir tane haberim var. Bir onu vereyim. Ondan sonra lütfen Banu ve Emre hocalarımız da yorum yapsın. Şimdi bu yasak meselesi hakikaten bekliyorduk. Bizim Ankara büromuzda haberleştirmişti. Yerel karantinalar başlayacak. Doktor Eser Çetin, bu dünden kalma ama önemli. Evet, bugün 9.30'da başladı zaten. 9.30'da İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. 32 ilde bazı yerlerde yapılıyor. Mahalle bazlı, ilçe bazlı, hafta sonları sokağa çıkma yasağı Diyarbakır için gelmeli diyor. Sağlık sistemimizde ne olur çökertmeyelim bu arada. Hani hakikaten fakirleşebiliriz ama bunun içinden üreterek çıkarız. Aç kalmayız, doyarız ama ne olur sağlıkçılarımızı, doktorlarımızı ve sağlık sistemimizi korumamız lazım. Yani bu işin toplu toplaşmalarda olduğu çok ortaya çıktı, evet, artık. Yani mesela Fransa bu işten hiç muzdarip değildi. Ne oldu? Mulhouse'da bir dini toplantı oldu. Evangelistlerin bütün Fransa'dan gelen toplantısı oldu. 1000 kişi toplandılar. O bütün Fransa'ya yaydı. Fransa patladı biliyorsunuz ondan sonra. Bizde haçtan dönen 10.000 kişiyi dediler karantinaya alın. Alınmadı, ne oldu? Türkiye'de de o şekilde patladı. Şimdi bence Ayasofya... Biraz Ayasofya etkisi var galiba. Ayasofya'nın etkisi var. Yani şimdi bunu hiç kimse bilerek yapmaz ama... Kardeşim yani o kadar ben duyuyorum, Twitter'dan da görüyorum. Birçok ilden insan geldi Ayasofya'nın açılışına. Sokaklarda şey yaptı. Ne kadar koruyabilirsin ki kendini? Yani çünkü bu virüs... maskeni taktın diyelim. Tabii. Maske de taksan, eğer sen bir o maskeyi 10 saat falan takıyorsan zaten hiçbir etkisi kalmıyor onun. Gidip dezenfekte etmen gerek kendini. Burada da yaşamıyorsan, bir arabayla gelip gittiysen mümkün değil yani kendini koruman. Biz mesela maskeyle çıkıyoruz. Ben en fazla 3-4 saat dışarıda kalıyorum. Geliyorum hemen yıkanıyorum. Ne gerekiyorsa yapıyorum. Yani bu toplu olayların bir türlü önüne geçilemiyor. Yani işte Çeşme'de biliyorsunuz kaymakam istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi Konya'da çokmuş vakalar değil mi? Dün haberlerde öyle gördüm. Konya'da inanılmaz artmış. İstanbul'da bence çok fazla var. Yani kalp krizine ölümleri arttı mesela. Ben çok birçok arkadaşım öldü kalp krizinden ve normalde hiçbir şeyleri olmayan insanlardı. Yani bu hastalığın bir de başka efektleri de olduğunu bence yaşıyoruz. Hiçbir şey olmayan bir insan tak diye gidebiliyor. Yani illa zatüreye çevirmiyor bence, evet, o da çıkacak ortaya. Gizli hastalıklar meydana çıkıyor, gizli saklı, evet, komplikasyonlar yükseliyor. Aynen, çünkü immün sistemi bu da düşüren bir şey. Vücut antikor üretemiyorsa maalesef bir şey oluyor. Dolayısıyla ama Avrupa'da da benzer sorun var. İşte dün biraz önce bahsettim, Fransa'da arkadaşımla konuştum. Kimse maske takmıyor diyor. İspanya? Kimse felaket. Maske takmıyor. Neden diye bakıyorsun diyor, soruyorsun diyor. Yani sanki geçmiş gitmiş gibi insanların böyle bir şeyi var. İspanya'da Haziran başında gevşettiler. Olanlar oldu. Evet. Bu arada Güneydoğu'daki pandemi sayısı İstanbul'u geçti. Orada şey bize yani anladığımız kadarıyla düğün dernek hastane sezonu. Kapasitesi sıkıntısı var. Düğün dernekler var vesaire. Yeni bulunan formül evde tedavi, evde takip. Hani hafifse, semptom göstermiyorsa pozitif olduğunu biliyor devlet. Koskoca ama Türkiye Futbol Federasyonu son 3 maçı seyirciyle oynatmak için çalışma başlatmıştı. Evet. Biz de dedik ki yani bu siz nerede yaşıyorsunuz? Hani biz de orada yaşamak istiyoruz dedim. Yani hani biz de orada istiyoruz yaşamak. Yani. Turizm sezonu açıldı. Dalaman Havalimanı'na en yakın koy Sarsal'a koydur. 5000 kişi vardı. Ben size söyleyeyim mi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. İnanamadım. Yani, şimdi, yani mümkün değil bulaşı olmaması. Yani en son bulaş bundan 100 sene evvel olmuş. Yani İspanyol gribi 2. Dünya Savaşı'nın sonunda bir de düşünün o harabenin sonunda, evet, bir de İspanyol gribi olmuş.
Bundan 100 sene sonra yani nesiller, yani ben babamdan görmedim, o babasından görmedim. Oğlum bak pandemi olursa böyle yapacağız diye bilmiyordum, kimse yani bilmiyordu. Şimdi insanlar tabii ki psikoloji olarak da size söyleyeyim. Maske takmak, salgınla yaşamak, depremle yaşamak gibi bir kültür oluşturması lazım. Evet. Bu bir ayda iki ayda oluşmaz. İnsanlar bana bulaşmaz gibi geliyor, inanmıyorlar. Ta ki kendilerine dokununcaya kadar. Evet, evet. Şimdi bu süreci bizim maalesef, ben açıkçası şunu da itiraf etmek durumundayım. Bazen kırmızı çizgiler diyorlar ama biz İYİ Parti olarak hükümetin doğru yaptığı her şeye doğru dedik. Tabii, gene deriz. Ama başta da demiştik, Sağlık Bakanı'nın ilk başta çıkışı da doğruydu. Ama son zamanlarda gerçekten başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümet pandemiyle ilgili çok yanlış politikalar izliyor. Yani denkleştiremediler ki. Yani o baskıyı atamadılar. Ekonomiyle sağlığı meç edemediler, barıştıramadılar. Bakın bununla ilgili bizim İYİ Parti olarak çok tedbirlerle ilgili açıklamalarımız oldu. Sayın Aytun Çıray da çıktı. Hala buna devam ediyor. Sürekli pandemiyle yapılması gereken, şu an olanla, bize anlatılanla gerçek arasında çok büyük bir fark var. Yani biz Sağlık Bakanı'nı neredeyse şimdi bir tane sosyal medya fenomeni haline dönüştürdük. Tweetleriyle kimi dalga geçiyor, kimi renklendiriyor, eğleniyor. Durum çok vahim bir noktaya geldi. Bakın doktorlarım ve tüm sağlık çalışanlarının... Vatandaşın hani az evvel çok bunları savunduk ya, haklarını savunduk, fakirleşiyor. Evet ama yani vatandaşımızın vatandaş, tek taktığı yok ki yani. Halk gider. Bunu engellemenin yolları... Tabii şey bunu engellemek, bunu engellemenin yolu, bunu engellemenin yolu devlet politikalarıyla olur. Siz yani sadece tweet atarak ya da hiçbir şey yokmuş gibi göstererek ya da manipüle ederek olmaz. Maske dağıtarak da olmaz. Bakın Avrupa'daki sağlık çalışanları isyan ediyor. Türkiye'dekiler isyan etmiyor, demek ki her şey çok güzel diye bir açıklama yapıyorlar. Alakası yok. Avrupa'da sendikalaşma çok ileride. Doktorlar ne olursa olsun, hemşireler ne olursa, sendikaları onları çok ileri derecede savunabildikleri için sesleri çıkabiliyorlar ve onun yanında da bizim doktorlarımız, hemşirelerimiz gerçekten çok fedakarlar. Yani ben bir doktor, arkadaşımla, bizim İYİ Parti'de görev yapan bir doktor arkadaşımla konuştum. Dedim ki yani profesör olmuş bir doktor hangi koşullarda korona olabiliyor mesela diyelim. Diyor ki mesela normal bir vatandaş, ölen doktorlar için söylüyoruz. Evet. Hepsini de rahmetle tekrar anıyorum. Evet. Sağlıklı bir vatandaş 150 birimle korona virüsüne enfekte olduğu zaman onun vücudunu atmasıyla anlık, o doktorlar ilk başlarında hani filmlerde de olur ya, bir olay olur ilk giden Çernobil'deki gibi hemen yanıyorlar, ölüyorlar, müdahale edin. O entübelerde hastayı kurtarmak için 1,5 milyon birimle enfekte oluyorlar. Zaten yani, ne kadar enfekte olduğuna çok ilgili hastalık. Mesela geçen gün bir arkadaşımla hastanede konuşuyoruz. Doktor işte hemşire eldivenlerini giymiş, maskesini takmış. Hasta biraz daha amma koruyorsun, çok korktun falan. Bilmiyorsun demiş. Bak gel bir göstersem seni içeriği. O yüzden gerçekten başa gelmeden anlamıyorlar. Anlamak zor, anlatmak zorunda hükümet. Şimdi başa gelenle ilgili bilgi. Salı günü 6.89'a düşmüş olan dolar kuruna bakıp devletimiz, milletimiz güçlüymüş, dolar kurunu yine geriye sürüyor deyip ödemesini yapmayan adamın şu an başına geleni söylüyorum. Sıkı durun. 1 milyon dolar da 420 bin lira zarar etti. O gün şaka yapmıyorum. 1 milyon dolar da 420 bin lira zarar etti. 100 bin dolarlık bir mal çekecekse plastik enjeksiyon biliyorsunuz evet, mu? 42 bin lira zarar etti. 10 bin dolarlık bir şey çekiyorsa 4.200 lira zarar etti. Şimdi bana tıpik azdan az gider, çoktan çok gider de analojisine gidiyor hocam. Ay şu an azdan daha çok gidiyor. Azdan da çok gidiyor bu arada. Şimdi diyorum ki dolar zenginleri de oldu bu benim, arada. Dolar euro zenginleri de var. Okulduğu yer. Yerleri belli onların. Tüccarımız var, iş insanımız var. Kadın ya da erkek. Boyutuna göre. Yani %10 bin dolarlık bir işi vardı. Üzgünüm onun için. 4200 lira zarar etti. İyi para ha. 100 bin dolarlık mal çekecekti. Enjeksiyon, plastik bir şey yapacaktı. 42 bin lira zarar etti.
1 milyon dolarlık makine ve aksam parça çekecekti. 420 bin lira zarar etti. Şimdi siz bunu 10'a 100'e çarpın. Tabii. Yani petrol ham maddesi satın alandan gireyim istiyorsanız, efendim daha büyük işler yapanlara, yahut da malı çekecek, mesela satmış. Satmış o malı. Demiş ki tamam geliyor gümrükte diye. Şimdi bak adamın ödeyeceği vergiye bak, bilmem ne bak. Korkunç bir şey bu. Hoşuna gitti mi? Bana mesaj atan arkadaş. Ne oldu? Hani bana dedin ya. Emre Bey kim mesaj atıyorsa. Ben çok merak ediyorum şimdi bu esrarengiz. Şimdi bir şey daha bakın. Ya ama benim devletteki arkadaşlarla yakınlığım çok da. Bize diyor ki biz devletimizi seviyoruz. Biz neyiz peki? Ha biz sevmiyoruz ya. Siz onlar, seviyorsunuz biz sevmiyoruz. Onlar kendi ya bu nasıl kafa ya, ben çok sinirleniyorum buna. Yani biz burada devlet görevi almadık diye devleti sevmeyenler, ondan sonra siz devleti seviyorsunuz ama sizin canınız hiç acımıyor, bizim canımız acıyor. Bu nasıl? Bunu bana birisi tarif etsin. O arkadaşa söyleyin, devlet sevgisi görevini en iyi yapandır demişti Atatürk ve ikincisi şudur. Doğruyu söyle. Karşısındaki adamı onu oraya öleceğini bilse, efendim bu söylediğiniz yanlıştır, gerekirse beni kovun, gerekirse beni hapse atın ama doğru tektir diyecek adam vatansever. Ben bunu kurumlarda yapıyorum. Yani öbür türlü Audi'ye binecek, çakarlı arabayla gezecek çakma milliyetçileri çok gördüm. Tam aynı şeyi söylüyorum. Yani. Şimdi onları geçeceksiniz. Şimdi çok özür dilerim, Emre Hoca'nın yanında biraz ahkam kesmek haddimizde değil ama ekonomi 3 aşağı 5 yukarı bildiğimiz için, siz eğer ekonomiyi canlandırmak için faizleri düşürerek milleti borçlandırarak canlandıracağınızı sanıyorsanız, hiçbir üretiminiz olmazsa sonu bu olur işte. Tabii. Yani öyle. Şimdi dün ev alanla bugün ev almaya kalkan arasında da yıkım var. Yani hiçbir şekilde 3 gün sonrasını düşünmüyor şu an hükümet. Yarım saat sonrasını düşünüyor. Yani çöküşe hızla gidiyoruz. Ve tekrar söylüyorum, ortayla gama gitmeden. Bu işler AK Parti iktidarıyla, bu Cumhur İttifakı'yla, bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle düzelmesi imkansız. Peki. Bu sistem değişmeden, AK Parti gitmeden bizim refaha çıkmamız, doğruya gitmemiz, ülkenin kurtulması, düzelmesi imkansız. Evet. Mümkün değil. Yani bütün işleri merkeze toparlayan bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle işin yürümediği ortada. Parlamenter sistemin güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani anketlerde tabii pandemi sürecinde artmış destek. Ama düştü hemen. Ayasofya'da da çıkar, o indi. Geleye bakın. 49 yani, ayrı birime kumanda ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani. Ya Allah'tan reva değil. Yani herkes sonuçta olabilecek insan. Olabilecek bir şey değil. Olabilecek bir şey değil. Yani bu böyle olmaz yani. Yoksa başkanlık sistemi farklı olurdu mesela. Olmuyor ama. Yargın ayrı işler, yasamanın ayrı işler, o zaman işler bu sistem yani. Belki ama bir her şey ona bağlanınca sıkıntı. Zor. Onun üzerindeki belki bir revizyon işaretine gelebilir. Ben bir daha bir reklama gideceğim ama dönüşte de artık bir hızlıca Doğu Akdeniz, evet, Fransa'yı çok iyi bilir Banu, onu soracağız. Ne yapıyor Macron sokaklarında? Hemen dönüyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı hamlelerle gündeme gelen Yunanistan ve Mısır sözde yeni bir anlaşmaya imza attı. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias başkent Kahire'de bir araya geldi. Mısır ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulunduğuna inanılan bölgeler için ekonomik münhasır alan anlaşması imzaladı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Şükrü, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının imzalandığını duyurdu. AB tarafında da ciddi bir hayal kırıklığı oldu işin doğrusu. Ve bu konuda da gerekli açıklamaları yaptık, yapacağız. Yunanistan'la Mısır arasında Doğu Akdeniz'de sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki gecikmedi. Çavuşoğlu, anlaşma yok hükmündedir dedi. Koordinatlardan kolayca görüyoruz ki bu anlaşma hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor. Dolayısıyla bizim daha önce Birleşmiş Milletler'e bildirdiğimiz kıta sahanlığımızı ihlal eden bir anlaşma bizim için yok hükmündedir. Beyrut içimizi yakıyor. Mutlu arkadaşım Macron. Yüreğimiz yanıyor hakikaten. Hep romantik zaten böyle. Akdeniz'in en güzel şehri.
yeniden kendi kendini imha edecek. Ama burada Beyrut'u da iyi bilen, Fransa'yı da çok iyi bilen isimlerimiz var yayınımızda misafir. Önce iki tane harita, dünden bu yana herkesin konuştuğu, Mısır'ın yaptığı anlaşma ile ilgili iki tane harita verelim. Eski denizci askerlerimiz, güvenlik uzmanları, güvenlik analistlerini konuştuğu iki tane harita var. Bir tanesi Yunanistan'la İtalya'nın muhtemelen imzalayabileceği bir haritadan bahsediliyor. Bu sıkıntı yaratacak bir şey Türkiye için. Türkiye yeni bir Navtex ilan etti. Belli ki atışlı bir tatbikat yapılacak. Olursa böyle bir şey, biz Libya ile yaptığımız anlaşma sonrası bölgede yeniden herkes bir şeyler yapma derdinde. İşte Mısır'la Yunanistan'ın dün yaptığı anlaşma çok önemli olmayabilir. Yok hükmünde de olabilir ama Türkiye'ye yanıt olarak yapıldığı çok belli ve buna da yanıt verilmesi gerekecek önümüzdeki günlerde anlaşıldığı kadarıyla. Bakalım Mısır Yunanistan haritası neymiş? Şimdi burada sıkıntılı olan bu mavi çizgili gördüğünüz yer, evet, ortada o bizim çizdiğimiz hat. Onların çizdiği alan maşallah, yani bütün kayalıkları, adaları ne varsa koymuşlar işin içine ve aslında Mısır'ın mesela Türkiye ile imzalasa daha çok hatlı olacaktı. Cihat Yaycı Paşa'nın söylediği o. Yani Türkiye Yunanistan'la değil de bizimle imzalasa veya üçümüz imzalasak Mısır'ın daha çok işine gelecek bir harita çizilebilir. Ama şimdilik böyle gözüküyor. Bu sıkıntı birazcık anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'nin müzakere masasında köşeye itildiğine dair. Ama bunun dolarla bir alakası yok. Tekrar söylüyorum, bakın bu iş bir sene önceden başlamış, üç sene önceden başlamış bir pazarlıktan bahsediyoruz. Mavi Vatan fikrinin yaratıcısı Cem Gürdeniz amiralimiz Veryansın TV'de yazmış. Diyor ki birazcık galiba biz bu işte hafiften kazık yemeye doğru gidiyoruz, aman müdahale edelim. Navtex kararı uygun bir şekilde bölgede sismik araştırmalarını yapıp fiili devlet uygulaması yapmış olsaydı, bu anlaşma yapılmış bile olsa Türkiye'nin durumu devlet uygulaması nedeniyle daha güçlü olurdu diyor. Yani şimdi bugün yine ilan edilen Navtex'in uygulanması önemli. Daha öncekinde hafifçe Yunanistan'la anlaşırız diye frene basmıştık. Yapmamalıydık diyor amiralimiz. Almanya ve Yunanistan'ın kurguladığı bir stratejiyle Türkiye'ye emrivaki yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu Sayın Gürdeniz'in yorumu. Bu duruma rıza göstermek Sevil haritasına gidecek yolun taşlarını döşer. Türkiye buna izin veremez, vermemelidir diye yazıyor Cem Gürdeniz amiralimiz. Buna yanıt da verilecek anlaşıldığı kadarıyla. Evet, ama zaten ya. Büyük çaplı bir pazarlığın parçası, belki ekonomik pozitif yansımalara dönüşebilir. Ama hani klasik bir hani brinkmanship diye bir şey var ya, bir şey böyle ucuna kadar gelir oradan alabilecek misiniz bu meseleyi? Bununla kalmıyor. S-400 meselesi yeniden gündemimizde. Niye? Bizim değil, başkasının S-400'ü. Ruslar yolluyormuş bu sefer. Libya'ya bir S-400 sistemi yollanacağı söyleniyor. Anlaşıldığı kadarıyla orada bir miktar askeri varlıklar olacak. Sevgili Işın'ın için paylaştı. Haberin kaynağı Forbes dergisi. Belki biz de yollarız. Biz yollarsak belki üzerimizdeki sıkıntı kalkar mı bilmiyorum. Bizim hani... S-400 mü acaba? Yok. Efendim? Ben? Bir S-400 gidecek ama bizimki mi Rusların'ki mi, bakalım belli mi olur? Yani o zaten Rus malı. Evet. Ama bizimki mi acaba? Biz yollasak biraz ferahlar mıyız? Düzelir mi? Ama yollamamak da lazım herkesin söylediği. Ve tabii nihai fotoğraf dün yaralarını sarmaya çalışan Beyrut sokaklarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Beyrutlu, Lübnanlı siyasilerden kimse yoktu ama o durumu görmek için gitti deniyor. Şimdi bu sevdiğinden, çok sevdiğinden, sempatisinden gitmiyor muhtemelen. DSF görüntüleri de var. Bir Lübnanlı kadın diyor ki bizi kurtarın. Bu kadar yolsuzluğa batmış siyasetçilerimize destek vermeyin artık. Gelecek yardımlar da onlara gidecek. Biz bir şey görmeyeceğiz diyor. Kadın ağlıyor, o da ağlıyor. Ne oluyor peki? Ne yapacak? Fransa bir şeye hazırlanıyor mu? Şimdi Fransızların tepkisi çok büyük Macron'un oraya gitmesine. Diyorlar ki herhalde Lübnan'ın Cumhurbaşkanı oldu. Olmaya. Öyle konuşuyor çünkü diyor. Hakikaten ben dün canlı açıklamasını dinledim. Biz bu şu aşacağız bu krizi. İşte bırakmayacağız buradaki hükümete bu yardımların kullanılmasını. Merak etmesin halk. Yani gerçekten
hani böyle tarafsız dinlesen, kim olduğunu bilmesen sanki Lübnan Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. Ama tabii ki herkes de biliyor ki aslında şimdi Macron biraz romantik ve böyle şeylerden çok etkileniyor. Okul arkadaşım olduğu için şey de bilir, Mehmet Aslan da bilir, o da Sorbonne mezun olduğu için bilir. Macron biraz şey, bu tür olaylardan beslenen bir tip. Ya adam kalktı Fransa'da, yani şimdi alakasız ama Johnny Hallyday'in 1 milyonluk cenaze merasimini yaptı. Neymiş efendim, çok seviyormuş gençliğine. Yani binlerce sanatçı ölüyor Fransa'da. Yani böyle ölülerden... Şahsi meselelerini şey ediyor, yani devletin meselesi. Ölülerden, şeylerden böyle beslenen ve bunu yani böyle seven, bu funeralleri seviyor yani, bu tür merasimleri seviyor. Dün ağladı kadın sarıldığında ona. Ama herkes diyor ki bunu yapıyor ama, sokakta geziyor ama aslında diyor bankerlerle gitti konuşmaya diyor aslında herkes de. Yani gerçek yüzünü biliyor, biliyoruz ki Lübnan. Yani Lübnan'ı düşünmek için aslında Orta Doğu'da Lübnan, Suriye, Libya, hatta biraz İsrail'i bir arada düşünmek lazım. Yani birinci dünya reflekslerine dönen bir dönemdeyiz biz. Evet. Çünkü Fransız halkı özellikle çok tepkili Macron'un Libya'da bir şey yapmamasına, çünkü Afrika'ya yeni bir aktör girdi gibi bakıyorlar. İşte Türkiye. Türkiye'nin buralara girmesini, inmesini engellemek üzere bir şey yapmasını istiyorlar. Ha. O da bunu bir açık buldu, gitti burada sahiplendi bu olaya. Ha, bunu yersiniz yemezsiniz gibi hani bir durum var Fransız halkı için. Ama Lübnanlılar da şey yapmıyorlar açıkçası, şey yapmıyor. Neyi değiştireceksiniz diyor. Çünkü çok fazla şey, yolsuzluğa batmış, hiçbir şey yapmayan bir Lübnan hükümeti var. Yani zengini gittikçe zenginleşen, fakiri gittikçe fakirleşen bir Lübnan halkı var. Yani özellikle son 15-20 yıldır bu engellenemiyor. Lübnan eski Kültür Bakanı Hasan Salame, benim de hocam Sciences Po'dan, Macron'un da hocasıdır Hasan Salame, yeni istifa etti. Şeydi, Birleşmiş Milletler'in Libya destek gücündeydi. Adam istifa etti ve ne dedi biliyor musunuz istifa etti? Ben Rusya'nın ve Fransa'nın baskılarına dayanamıyorum artık. Hafter'i getirdiler buraya. Hani Libya'da barış sürecini, işte ulusal mutabakat hükümetini desteklemek için orada bir barış imzalansın diye gitti adam. Şey yapamadı. Yani şimdi Fransa burada Afrika'yı kaybetmemek için her şeyi yapıyor. Libya'da bu oyunun bir parçası. Bu da çok enteresan. Geri geliyor. Tam bu patlama oluyor. Hemen Yunanistan ve Mısır bu anlaşmayı imzalıyor. Bence çok manidar. Yani bunu bir fırsat biliyor. Burası hazır karışmışken, Lübnan hazır karıştı. Macron da şeydeyken, Lübnan'dayken biz bu anlaşmayı yapalım dediler. Uygulanabilir bir şey mi? Hayır, uygulanamaz. Çünkü kıta sahanlığı denen bir şey var ve Türkiye bunun arkasında durmak zorunda. Yani çünkü biz kendi topraklarımızı bile bu şeyin, anlaşmanın içine sokmuş oluyoruz. Ki Yunanistan'la Mısır arasında ciddi bir uzaklık var. Yani bu uluslararası ilişkiler kurallarına göre de uygulanamaz bir şey. Bu bizi neyi sorgulatıyor? NATO'daki durumumuzu sorgulatan bir hale doğru yavaş yavaş gidiyor ki Fransızlar bunu sorguluyor. Diyor ki Libya'da yaptığı harekatlar NATO'daki güvenilirliğin, Türkiye'nin azaltı diye söylemleri var Macron'un, biliyorsunuz. Yani bütün bu Macron'un Türkiye'yi Afrika'ya sokmama, işte Osmanlı tekrar gelmesin. Birinci Dünya Savaşı'nda biz burada 6 tane hükümet kurduk biliyorsunuz. Hatay Cumhuriyeti'nde onlar kurdular, işte Mısır, Şam, Libya, Lübnan üzerinde kurulan bir 6 devlet var. Onu koruma derdi var. Dolayısıyla bu nasıl çözülür? Biraz aklı selimle düşünüp, tabii ki bu son anlaşma kabul edilemez. Yani o konuda katılıyorum biraz önceki açıklamaya. Bunun arkasında durmak lazım ki zaten Libya, Türkiye ve birisi daha Malta bir açıklama yaptı, böyle bir şey kabul edilemez diye. Yani uluslararası ilişkiler böyle bir şey yok yani, her aklına esen. O zaman ben de Amerika ile şey yapayım. Tabii o olacak zaten yani. Şimdi bu Malta'ya yaptırıp gelmiş bunun üzerine. Bu işte, yani enteresan. Ortalığı bulandırmak, başka bir şey yok. Postmodern sömürgecilik yapmış. Şimdi ya. Hocam da biliriz. Fransa'nın tabii hem sosyopolitik olarak da Fransa'da en çok dünyada biliyorsunuz kendi ülkesinden daha çok dünyada yaşayan millet Lübnanlılardır. Dünyanın her yerindeki Lübnanlıların sayısı kendi ülkelerinin sayısı. En çok da Fransa'da. En çok da Fransa'da. Restoran Libane olayı zaten Fransa'da çok
sokak sokak, her sokak başında bir tane Lübnan restoranı vardır neredeyse. Biraz popülerist yaklaşımla, bir de postmodern sömürgecilikle, Macron'un biraz önce ağlayan kadınla beraber bir başka Beyrutlu'nun çıkıp sen niye geldin diye cevap verdiği zaman, ben bunu buraya geldim gerekenleri size yardım etmek için, ama bu yardımları kabul etmezseniz de ben siyasi tedbirlerimi alacağım dedi. Yani bu tamamen postmodern bir sömürgecilikle, biraz evvel Banan'ın söylediği gibi Akdeniz'i ve Avrupa'yı, Afrika'yı Birinci Dünya Savaşı ve öncesi zihniyetle Türkiye'yi ve günün şartlarını yok sayarak devam etme politikası. Biraz sonra artık neredeyse Amerika gelecek, diyecek ki benim burada bir 3 tane uçak gemim var. Ben biraz evvelki harita var ya, diyecek ki ben Türkiye'ye de kendi menfaatime uygun ülke hangisi ise bu uçak gemileri, biraz afaki konuşuyorum ama amirallerle de konuşuyorum. Ben de bir askerliği denizci olarak yaptığım için çok gururluyum ve çok yetenekli amirallerle tanıştım, albaylarla tanıştım. Söyledikleri şu: benim uçak gemilerim benim ana vatanımın bir parçasıdır. Akdeniz benim. Yani oraya kadar gidecek iş. Yani ülkeyle, Türkiye'yle de yapabilir, İsrail'le de yapabilir, başkasıyla da yapabilir. Yani düşün, biraz evvel çıktığınız haritaya bir bakarsanız. Tabii. Sizin başkentiniz, Yunanistan başkenti Atina, Meis adasını baz alarak bize sınır çiziyor. Kendi Meis adasıyla Yunanistan 700-800 kilometre, bizim Meis adasıyla Anakara'mız Kaş arası 40 kilometre. Evet. Siz şimdi şöyle bir haritada düşünebiliyor musunuz? Çizdiği alan Yunanistan'dan daha büyük. Biz burada Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak attığımız taşın çok sağlam olması lazım. Yani lafla, Twitter'la biz böyle gidemeyiz. Yok. Ama çok sağlam bir şekilde de hakkımızı yedirmememiz lazım. Avrupa ne olursa olsun Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinden çekinir. Dünya doğru, çekinir. Doğru. Ama bizim Osmanlı dönemindeki gibi saraylar yapıp içi boş olan bir ordumuz olmamalı. Çok sağlam ve bunu biz bakın hareket ediyorsak bunun devamı gelir. Aman dikkat edin dedirtecek ekonomik bir güce de sahip olmamız lazım. Avrupa ve işte şu an Yunanistan'la Mısır arasındaki bu payda hem siyasi hem ekonomik. Bizim Mısır'la kavga etmemize hiçbir gerek yok. Hiçbir anlam çok yok. Çok yaklaşmışız. Çok saçma sapan bir şekilde biz Mısır'la Afrika'nın en ileri ülkesiyle biz saçma sapan sebeplerle kanlı bıçaklıyız. Şu an Akdeniz'in bizim gölümüz olması gerekirken neredeyse bakın bizim yani işler acısı, yani milliyetçi derken Emir Hoca dediği gibi benim canım sıkılıyor yani Ege sahilleriyle. Bu istiyor. Kadar böyle bir saçmalık olabilir mi? Buna sebep sağlam olmanız için güçlü ordunuz, güçlü ordunuz için de sağlam ekonominiz olması zorunda. Bunlar bu cesareti Türklerin bir manevra yapacak ekonomik gücü yok dediği için yapabiliyorlar. Biz Avrupa'yı, Libya'yı, Suriye'yi, Mısır'ı, bunlar bizim komşularımızken Avrupa'ya teslim ediyoruz. Bizim şimdi Mısır'la milyarlarca dolar ticari bir anlaşmalarımız ve pazarımız varken sıfıra düştü. Neden? Darbe yapılmış da Müslüman kardeşler devrilmiş, Sisi gelmiş. Diktatörmüş. Bizim dış politikamız diğer ülkelerin iç politikasıyla bağdaşmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi menfaatine bakar. Başka ülkelerinin içindeki menfaat ilişkisine bakmaz. Veyahut da birilerinin kendi ideolojik, sosyal, Müslüman kardeşleri destekliyorum diye Türkiye'nin menfaatlerini çöpe atamaz. Önce Türkiye'nin âli menfaatleri önemlidir. Bu Libya için de geçer. Biz Libya'da Türkiye'nin âli menfaatleri için orada olmak zorundayız. Müslüman kardeşlerin bir kolunu korumak için değil. Suriye'de için de öyle. Bunu yapmazsak başımız belaya girer. Bu resim hala döndürülebilir bana göre. Mısır'la biz Türkiye yine anlaşabiliriz. Lahey konusunu önümüzdeki hafta ben bir sorayım. Hazal Pabuççular Hoca, evet. 12 adayı en iyi bilen isim. Evet. Belki de Lahey'den korkmamalıyız. Yani şimdi Yunanistan diyor ki ben bunu Lahey'e götürürüm. Gidelim kardeşim gidelim, deyip ben sevgili Yalım Eralp'in buradan kulaklarını çınlatayım. Lahey'den korkmamalıyız derdi o her zaman. Belki de gerçekten gidip mahkemede hakkımızı arayıp. Yani bence Fransa'yla diplomasi trafiğimiz
çok sıkıntılı. Onu düzeltmekte fayda var. Yani bütün bu olay, Fransa ile olan ilişkilerimizin şu an çok kötü durumda olmasıyla alakalı. Öyle mi? Ama liyakat yok. Tabii. Peki düzelse bir şey değişir mi? Tabii değişir. Yani havanın değişmesi sahayı da değiştirir. Değiştirir tabii ki. Yani Mısır niye bunu yapıyor? Diyor ki Fransa, bak diyor, Türkiye Libya'da ilerledi. Uluslararası mutabakat, senin sınırına geldi. Ciddi bir sınırı var Mısır'la Libya'nın. Diyor ki bak, Türkiye sana da girecek falan. Yani Rusya'yı dengeleyemezsin çünkü Amerika faktörü. Ama Fransa'yı çok kolay dengeleyebilirsin. Çünkü ilişkilerimizin çok iyi olduğu dönemler de var. Ha, Macron hükümetiyle anlaşabilir misin? Onu çok emin değilim ama en azından denemelisin. Yani tabii boynu eğmek değil, şey eğmek değil ama oturup konuşabilirsin. Yani çok saçma bir şey çünkü şu yapılan. Tabii ama AKP ile düzelmez. Evet. Yani. AKP ile hayatta düzelmez. Yeni bir sistem, yeni bir hükümetle düzelir. Yani AK Parti ile hayatta düzelmez. Ama Fransa'nın kendisi de kolay bir ülke değil. Kolay değil tabii. Kendi de sıkıntılar yaşıyor. 21. yüzyılda olduğumuz için tabii arkadaşların bazıları kendilerini Haçlı Seferlerinde falan zannediyor hala. Ondan sonra şunu anlamadılar. İsrail ile aramızı düzeltmek için Musevi cemaatini rica edebiliriz. Normaldir. Ermenistan'la bir fenalık vardır. Doğrudan konuşamayız. Ama Ermeni cemaatimizden rica ederiz. Deriz ki ya bunu yapmasınlar. Bakın bu iş iyice büyüyecek diye mutlaka vardır bir temas. Yok da olabilir ama en azından denir. Efendim Suriye'de bir farklı olur. Veya Süryani kardeşlerimize rica ederiz. Sizin bir yerlerde etkiniz vardır. Acaba bunu... Ama bir devlet, Mehmet Bey'in dediği gibi, toptan dini duruş sergileyemez ya. 21. yüzyıldayız biz. Bu memleket tamam, yani Müslüman çoğunluğu olan, biz de dahil elhamdülillah Müslümanız ama içinde Musevilerimiz, Ermenilerimiz, Rumlarımız, Hristiyanlarımız, bizim vatandaşlarımız var. Beraber askerlik yapıyoruz buna. Şimdi sen durup çok da... Çok azaldı tabii cemaatler artık. Müslüman kardeşlerim ben yanında olacağım dersen sana tarihini çıkarıverirler. Müslüman kardeşlerim bak sen bunu destekliyorsun deyiverirler. Tamam mı? Yani bak ne yapmışlardı. Amin Maluf'un kitabını alın. Son kitabını. Ne yaptıkları yazıyor. Bir devlet, hele ki Atatürk Cumhuriyeti, dini duruş gösteremez. Vicdani ve ahlaki duruş gösterir. Ki zaten dinimizde bu vardır. Her dinin içinde de vardır. Ama ahlaki ve vicdani duruş göstermeden sen dini duruş gösteriyorsan adama sorarlar o zaman. Sen oradaki diktatörü destekliyorsun da buradakini niye desteklemiyorsun? Mesela buna verecek cevabın var mı? Yani Suudi Arabistan ya da Mısır diktatörde Katar büyük bir cumhuriyet mi? Benim bir yani bunlar Sudan var ona bakarsanız mesela. Peki bütün bu resmin işte Ayasofya ile alakası olduğu, bunun piyasaları etkisi. Hocam, ona da geleyim. Onu buyurun yorumlayın. Şimdi bu arada kurda olmuş 32. 7.30. Stephen Hawking biliyorsunuz meşhur rahmetli oldu. 31.90. Dünyanın en büyük astrofizikçilerinden bir tanesi. Diyor ki bir olay bittikten sonra diyor, geriye dönüp bakınca mantıklı bir silsile kurup her şeye bağlayabilirsin. Anlatabilirsin. Yani. Evet. Doğru. Ayasofya oldu da bilmem ne. Şimdi hazır mısınız? Siz hadi orada buyurun. Konuşurken ben tarihçiyi hazırladım. Aktif rasyosu. Ne demek? Bankalara mevduat topladın. Şu kadar kredi vereceksin. Vermezsem sana ceza keserim. Ha. Bu ne kadar devam etti? Aylarca devam etti. Birçok banka ne dedi? Arkadaş ya ben vermek istemiyorum kredi ya. Ya adamlara. Yani bir sürü riskli adam var. Bana sürekli emir veriyorsun. Bunları yapılandır, mecbursun buna falan. Vermek istemiyorum. Vermek istemediğim için de mevduat faizlerini dibine kadar aşağı sürüyorum. Bana da para getirmesin. Getirmesinler. Doğru. Burada o zaman bazı müşteriler dedi ki arkadaş ben senin müşterin olmaya devam ediyorum. Ne yapalım? O zaman şirketlerin finansman bonoları var. Onları sana verelim dedi. Bu da güzel. Yani şirketlerin, Türk şirketlerinin finansman bonolarını satın almak istiyorlar. Çünkü stopaj daha evvel. Ne yaptı? Hemen BDDK tak onu da şeyle yükseltti. Ya ne güzel onlar fonlanma buluyordu işte vesaire. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Kredi kredi mevduat şeyi %140'a falan çıktı. Yani evet. 2018'de olmuştu. 25 Haziran'da bir karar geldi. Kamu bankaları şu markalara kredi vermeyi kesti, kampanyadan çıkardı. Hatırlıyor musunuz? Otomobillere. 25 Haziran. Bu gayri kanuni bir karar bu arada. 25 Haziran böyle bir şey. Hatırlıyor musunuz? Ben dedim ki eyvah faizler galiba yükselecek. Programda söyledim. Bana bir tuhaf geldi dedim bu karar. Hani mesleti doğru da olsa bir anda en çok satan araçlara. Esas doğru usul yanlışı deniyor. Tamam. Yani. Şimdi buyur. İki.
Hazırlanın. Zorunlu karşılıklar 18 Temmuz'da arttırıldı. Ne zaman Ayasofya'yı açtık? 24 Temmuz'da. 18 Temmuz'da niye zorunlu karşılıkları DTH'larda arttırdık? Çünkü Merkez Bankası'nda para kalmadı. Döviz lazımdı. Buradan 9 milyar dolar civarında zorunlu karşılıktan para bekliyordu. Gelmedi ha. Yok dedi bizde o kadar para. Siz nereden gördünüz dedi. Swap işlemleri falan yapıyoruz yani kendimiz. Ne oldu? Bu sefer zaten eksi 40 bilmem kaç milyarda eksi yakalanmış kamu. Ondan sonra oradan bir beklentisi vardı. O da olmadı. Pat bir anda 24 Temmuz'da Ayasofya'yı açıyoruz. Değil mi? Biliyorsunuz tarih gün. Niye Lozan'a rastlattırıldı? Ondan sonra falan. Orada yapılan şeyleri de hiç unutmuyorum. Yani bizim manevi olarak yükseldiğimiz bir anda bizi yere çakan cümleleri, sarf edenleri ve o kişiyi ben yazdım bir kenara aklımda. Yani onu hatırlatacağım her gördüğüm yerde yüzüne. Sonra 24 Temmuz'da Ayasofya'yı açtık, hiçbir şey olmadı. Her şey iyi gidiyordu. Bayram geldi hemen arkasından. Merkez Bankası bir anda bayramdan bir gün önce enflasyon öngörüsünü 7.4'ten 8.9'a çıkardı, tatile gitti bir anda gündü. Herkes birbirine bak, hayda niye böyle oldu? Dedik ya 7.4 zaten, hani İngilizce bir laf var ya, gerçek olması için imkansızdı. Tabii. 8.9'a çıkarınca dedi ki faiz yükselişi kapıda dedim ben. Yazılarım da bakın internet siteme girin, bakın ne olur yazılı var orada yani. Çok söyledim. Ondan sonra artı bütün bunların sonunda bir anda bayramdan döndük. Bayramdan döndüğümüz gece tuhaf bir şeyler oldu yurt dışında. Londra'dan. Çünkü bakın. Londra'yı sıktık. İyice sıktık böyle. Pandemi içerisinde Mayıs ayında saygıdeğer Ahu Hanım'a bir şey gönderdim. Şema. O da sağ olsun şemayı burada seyircilerimize yansıttı. Ben de buradan kalktım, çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki 83 tane gelişen ülkenin içerisinde bir kırılganlık tablosu yapılmış. En az kırılgandan en çok kırılgana ve Türkiye maalesef 44. sırada yer alıyor dedim. Sebebi şu, iç borcun milli geliri oranı idare eder. Fakat borçlanmanın maliyetinde sarı alarm, döviz cinsinden borçlanmada turuncu alarm, uluslararası rezervlerde kırmızı alarm. Şimdi dolayısıyla zaten kırılganlık. Şimdi yatırımcı olduğunuzu düşünün. Türkiye'den bahsetmiyorum, Yunanistan'dan bahsediyorum veya bir başka gelişen ülkeden. Döviz rezervi eksi, mantık vicdanınıza sesleniyorum. Döviz rezervi eksi, kamu açılmış, ihracatı zar zor ayakta duruyor, turizm geliri çok kötü, tamam mı? Ve bir türlü kırılganlıklar var, rezervleri de negatifte. Ne yaparsınız? Ters pozisyon alırsınız. Dersiniz ki burada iyi para var dersiniz. Şimdi buna hainlik, vicdansızlık, bilmem ne. Ya kardeşim senin yatırımcıların Meksika pezosuna ters pozisyona giriyor. Hint rupisine giriyor. Çin rimbimbisine giriyor. Japon yenine giriyor da Türk lirasına girince mi ayıp oluyor ya? Zaten ortada ne oldu? Yani Ayasofya ile alakası yok bu konunun. Ayasofya'nın intikamını alıyorlar. Yahu bırak Allah aşkına. Ya ona bakarsan 1453'ten beri o intikam alev yanıyor. Yani anladın mı? Ne alakası var onunla Ayasofya'yla? Yani Ayasofya'nın, ben içim yanarak da söylüyorum. Ayasofya'dan intikamını bazını kendini bizim içimizden çıkan kendini bilmezler zaten alıyor. Diyorum size Taliban bayrağı açmak ne demek ya Ayasofya'da? İkincisi bir görüntüler vardı biliyorsunuz hepimizin. Yani trajikomik üzüldüm ben. Adam öyle yaymış kendini Ayasofya'da. Resmini çekiyor. Başkasının yani bir Haçlı Seferi'ni içinde yaşayan en ağır Müslüman düşmanı o resmi görünce içine su serpilir. Benim bir şey yapmama gerek yok gidiyor evet, yani. Bu yapıyor zaten. Siz ayaklarınızı yayarak böyle kendi selfinizi çekmek için açıyorsanız zaten diyor açın, ne yaparsanız yapın. Yani gençler ziyaret etmiş, altını çizelim ama şimdi yani bu, o resimlerden sonra muhtemelen görmek evet. istediler. Tabii herhalde. Yani bunlar keyif. Başımıza gelenin tek sebebi var üstadım. Saygıdeğer hocam, kıymetli abi. Devletin regülatör evet. rolünden spekülatör rolüne girmiş oldu. Evet, çok güzel. Mahve İlmez Hoca az önce tweet attı. Dedi ki ne olur gözünü seveyim regülatör görevinize geri dönün. Piyasalara girmeyin. Piyasalar ben de Emre Hocam'ın söylediğini siyaseten, ben bir siyasetçi olarak tamam. ve bunu görev olarak söylüyorum. Devlet denetçi olmalıdır. Tabii. Regülatör olmalıdır. Tabii. Devlet siyaset üretir, hükümet siyaset üretir.
Ama piyasaları serbest bırakır, gerekli koşulları alır. Bu illa ekonomik değil, ekonomide, eğitimde, savaşta, barışta, evet, sağlıkta çizgilerini belirler. O çizgiler arasında insanları serbest bırakır. Herkesi birbirine adaleti sağlar. Ve herkesin birbirini işte ezecek güçlünün zalim olmasını, mazlumun çaresiz olmasını engeller. Onun dışında da karışmaz. Kendi biraz evvel düşünce tarzında siyaset gütmenin bir sınırı olur. Siz bir de yasaklarla gençleri içkiden uzak tutacağım. Tamam, çok güzel. Nasıl yapacaksın? İçkide vergileri %300 arttıracağım. Ne oldu? Bu sefer sen ekonomi düzeltmek için milletin içki almasına mecbur kaldın. Bırak gençleri toplamayı. Millete... Sigara? Tütün? Sigara öyle. Tütün? Bir de engellemedin. Bir de üstüne üstlük kara borsayı arttırdın. Şu an içki kara borsası ve sigara kara borsası direkt uyuşturucu ve teröristlere hizmet ederken... Evde yapılan içkiler. Bu bitti. Şimdi bunu engelleyemezsin. Borsasından korusun diyorum. Döviz kara borsası korsun. Olabilir mi? Ne olmasın ya? Yaşamadık mı? Yaşadık. Allah bundan korusun. 80 öncesi yaşandık mı? Mahalle maçına topu getirdiği için acemi futbolcu çocuk gibi küsüp topu alıp kaçmayalım. Mikrofonunuz düşmüş. Reklama gidip geri geleceğim. Reklama bir daha gitmeden son olarak da tekrar. Hatta ondan sonra da soruyu soracağım. Faiz artacak mı? Bu akşam itibariyle bir şey bekliyor musunuz? Hemen reklam. Koçak Telia yüzükle ihtişamın sarısı ellerinde. Şimdi özel fiyatıyla e-koçakgold.com ve tüm Koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Buluşmak yakın, güneşi takip etse gel. Her şey seninle başlar eğer istersen. Önce gözlerinde parlar güzel düşlerin, aç kanatlarını rüzgarı dinle, koş gel. Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Ücretsiz MBA ve ilk tercihine %30 ek tercih bursu Nişantaşı Üniversitesi'nde. Dekorasyon, tasarım, inşaat, mutfak, hobi, yemek, sağlık ve daha fazlası Türkiye'nin ilk ev kanalı Bizim Ev TV'de. Bizim Ev TV, D-Smart, TV Bu, Turkcell TV, Kablo TV ve Turksat Uydu platformlarında. Koçak Telia yüzükle ihtişamın sarısı ellerinde. Şimdi özel fiyatıyla e-koçakgold.com ve tüm Koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Artık son bölüm, çok da konumuz var ama Bizim Ev TV'ye buradan hayırlı olsun diyelim. İzlemeyi unutmayın, çok keyifli. Belki bizim programı Bizim Ev TV'de daha da eğlenceli yaparız. Evet, yemek yiyerek. Televizyonlarınızın durumdur. Yeni kanalı valla, yemek yaparak böyle şeyler konuşsak daha hayırlı olabilir. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Biz de katkı sunarız yani. Tabii yaparız. Biz de ama yeriz, şimdi... ben boğa burcum yani, seve seve. Günün sorusunu sona saklıyorum. Hocama soracağım faiz artacak mı diye. İstanbul Sözleşmesi'nde son durum. Dün itibariyle değişen dinamikler var. Hızlıca iki tane oğlumuz var, onu verelim. Biri muhafazakar kadınlardan İstanbul Sözleşmesi'ne destek. Sadece muhafazakar değil aslında hepsi. Sevgili Emel Topçu Hoca, evet. Ayşe Böller benim Aile arkadaşlarım. Evet. Onlara da torpil yapmış olayım. Aralarında Hazar Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu, gazeteci Ayşe Böller, Profesör Doktor Emel Topçu'nun da olduğu Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu İstanbul Sözleşmesi'ne destek açıklaması yaptı. Daha iyisi olana kadar bu sözleşmeye sahip çıkılması gerekir.
bugüne kadar öldürmüş binlerce kadına bir vefa, şiddet gören kadınlara uluslararası hukuk açısından bir teminattır diyorlar. Biz de destekliyoruz. İmzaya da açıldı. Altta da İstanbul'dan, çok sevdim ben bu fotoğrafı, İstanbul'daki protestodan görüntüler var. Kadınların bir arada durduğu. Erkek de var galiba orada. Arkalarda vardı. Ben videolarda gördüm. Evet. Erkekler de vardı arkalarda. Kısa saçlı kızlarımız da var. Ama bu grubun içinde erkekler de vardı. Bir de işin siyasi ayağında. Sayın Meclis Başkanı, kadına şiddet konusunda Türkiye çok adım attı. İstanbul Sözleşmesi'nde buna katkısının olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda sözleşmeden çıkmayı zorunlu kılan bir durum olduğu kanaatinde değilim. Kritik tarih 13 Ağustos. Siyasi irade hafiften dengeyi bir tarafa doğru eğmiş gözüküyor ama erken mi? Bir imsallik için kadın hakları. Hayır. Yani aklın yolu birdir bence. Doğru. Şöyle, sen muhafazakar kanadın bu işi desteklemesi çok önemli, biliyorsun. Bir önceki yayında ben kademi söylemiştim. Evet. Sonra zaten çok da baskı altında kaldılar her zaman. Evet. Aklını yani verelim. Sonuç ve neticede küçük delirmiş muhafazakar gruplar, işte bu Reçel Blok, Havle Kadın falan filan, onların da desteğiyle işte büyük isimlere geldi. Onlar da güzel bir grup platform kurdular. Ayla Kerimoğlu, Ayşe Börler önemli isim. Tabii, muhafazakar kanat için. Arasında Deniz Ülke Hoca var, Kezban Atemi var, var yani. Bu önemli bir şey. Ben şuna çok seviniyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni artık erkekler de öğrendiler. Evet. Yani şu yaşadığımız gerginlik aslında birçok insanın bu sözleşmede bir yanlış biliniyordu açıkçası. Doğru. Yani özellikle bir gazetenin yansıtmasıyla bambaşka noktalara çekilmişti. Şimdi artık herkes biliyor ki bu sözleşme kadına yönelik şiddetli mücadeleni başı çeken bir sözleşme. Sadece kadın değil, bu ayrımcılığından herkesin uğradığı şiddeti engelleyen bir şey. Zaten orada bir sıkıntı vardı. Bu bir şekilde açıklandığı için ben çok mutluyum. Yani kamuoyuna mal oldu. Ha, bununla ilgili karşı görüntüler, işte karşı duruşlar yok mu? Var. İşte kadınlı kadına şiddetini gördük geçen gün İzmir'de. Ya polis kadınlar niye yaparsınız arkadaşlar yani? Bu durulacaktır. Mesela Nursun Amemacan'ın eski AK Parti milletvekili, tabii, onun da bir röportajını okudum. O da benim gibi yalvarıyordu. Yani biz bunu, Fatma Şahin, ben, işte Feride Acarlar, Hülya Gülbaharlar, yani bir kadın grubu hakikaten canla başla yaptı ve adının İstanbul olması için uğraştılar. Yani bu çünkü Türkiye'den çıkmış bir şey. Yaptılar tabii. Yani o dönemi ben çok iyi hatırlıyorum. Çok önemli bir şeydi. Ha, niye kimse bir şey çıkmadı? Türkiye Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi bu sözleşme. Yani hani bir tane bile şey yoktu, karşı şey. Dolayısıyla yani bunu çok tartışılacak bir şey değil. Gerçekten de kim diyordu geçen gün? AK Parti'nin yaptığı en iyi şey diye bir şey sorsalar, Cumhuriyet Halk Partili biri söylüyordu galiba. Hakikaten budur. Bu en önemlilerinden biridir. Mustafa Şentop'un yaptığı akılcı bir açıklama. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda hemfikir. İşte Sümeyye Erdoğan'ın katkıları önemli burada. Babasına bu konuda danışmanlık yapması bence çok önemli. Daha önce de işte tecavüzcüyle evlendirme yasasında da benzer bir sağduyu göstermişti Sümeyye Erdoğan. Gene aynı şekilde destekledi herhalde. Dolayısıyla bundan sonra ileriye gitmez diye umut ediyorum. Sümeyye Hanım'ın üzerinde tabii çok iki taraflı çok baskı. Evet. Parti tabanından da var, kadın gruplarından da var. Hani o ailenin içinde olması ve bir STK'da olması nedeniyle çok ateş alıyor ama hani destekçisi daha çok diyelim. Yani her bu kurum sözleşmenin yok olması hem AK Parti'ye zarar verir hem de en çok muhafazakar kadına zarar verir. Bunu anladılar. Doğru. Yani hakkaniyetli olmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani özellikle pozitif ayrımcılık konusunda ciddi çabalarını gördük. Gördük tabii. Ama ben bazen çok da üzülüyorum. Yorgunluk oluyor. Şimdi düşünsenize, siz diyorsunuz ki işte kadın hakları bilmem ne. Oradan bir tane eski Adalet Bakanı, o zaman bakandı, İşte küçüğün rızası varsa diye bir cümle kuruyor şimdi. Şimdi düşünsenize, ben şimdi Cumhurbaşkanımızın yerinde olmuş olmak istemem. Tam işte. Ama danışıklı dönüşü de olabilir o. Sanmıyorum. Hani yani çok eskiden çok tanıdığım için. Evet. Yani belli ki AK Parti'nin içerisinde üstad birileri öyle gerçekten bu işi zorluyor. Cumhurbaşkanının onayı olmadan, hani ben istifa bile edilebileceğine inanmıyorum. Tabii, ama işte bu şey var, bu hezeyan var ya, var bu içten gelen bazı şahısların. Şimdi o cümleleri niye söylediklerine dair bence çok ciddi bir psikolojik harita çıkarılması lazım. Çünkü kadına şiddeti öven,
kadına şiddetle alakalı itiraz edenlere sıfatlar takan, söyleyemiyorum tabii onları ben, küçüğün rızası vardır falan diyen bir kereden bir şey olmaz diye. Bence evet, bir kereden bir şey. Ben size bir şey söyleyeyim. Garanti bu konuda, özellikle kadın kahkaha atıyorsa iffetsizdir falan diye cümle kullananların işte, önemli bir kısmının bir psikolojik şüphesiz var sıkıntısı olduğunu. Dün gece inanamadım. İzmir'de kadınlar dans ediyorlar böyle. Yani bunun videosunu koymuş. İşte yani inanılmaz laflar etmişler. Bunlar mı kadın? Bunlar mı işte anne olacak? Hocam onun sebebi şu psikolojik olarak. Emre Hoca'nın söylediği, ben siyaseten söyleyeyim. Bunların gençlikle, gençliğinde yaşadıklarıyla problemleri ben var. Ben de öyle düşünüyorum. Onlar yani bir kere en iyi ihtimalle şunu söyleyeyim. Korkunç. Kadını tanımayan o kara zihniyetin en basitinden bir şey söyleyeyim. Tamamen bu kadar, kara zihniyet. Bu kadar sevgisiz, bu kadar hoşgörüsüz, bu kadar uzak olmaların en büyük sebebi gençliklerini yani yaşayamamışlar. Şefkat görmemiş oldukları hiç belli. Hiç aşık yani bile olmamış bu insanlar. Bakın ben size ya başka bir konu. Hiç aşık ya olmamışlar. Aşkın ne anlama geldiğini hiç bilmiyorlar. Hayatlarında hiç yüreği titrememiş. Yüreği, hani Mihriban'ın şarkısı var ya, mum üşüyor. Yani doğru, onu hiç yaşamamışlar. Hiç aşka inanıyorum. O yüzden hiç o kültürü bilmedikleri için aşkın ne olduğunu, fedakarlığını, aşk acısını, aşk için uğraşmayı, bir sevdiğin insan için, onun mutluluğu için her şeyi göze almayı hiç bilmediği için fedakarlık nedir bilmiyorlar. O yüzden aşkı suç zannediyorlar. Çok bilmedikleri için aşkı günah zannediyorlar. Şimdi bu açıdan kimse bize bakmamış olduğu evet için bence çok iyi bir yere parmak bastı. Bir insan ki çıkıyor müthiş bir Türkçeyle konuşuyor. Bir insan ki çıkıyor hukukun en derinlerine girebiliyor. Bir insan ki çıkıyor, tasvir etmesem de kendi bulunduğu taraftan gerçekleri kendi penceresi ifade cart diye diyor ki bir anda kahkaha atan kadın iffetsizdi. Şimdi diyorsun ya buraya kadar iyi gidiyordun da sana şimdi burada ne oldu? Her şeyi düzgün yapıyordun da bu niye çıktı? Demek bilinçaltı. Bilinçaltı. Kızlar aşık olmamış. Dürtüklüyor yani. Biz ya da başı belaya girmiş. Yani bu benim kahkaha atan bir kadınla derdi olmuş. Evet, bu zor bir psikolog yorumu var. Yani ama bunun hiç gerçeği bu. Bakın, zor davranıyoruz herhalde. Ama hele bunlara bakın. Yani, baskıyla bugün Orta Doğu'daki bazı ülkelerdeki erkeklerin yaşadığı o baskıların sonuçlarını çok burada konuşmak için biliyoruz. Bir insanları bakın tekrar söylüyorum. Bu kara zihniyetteki olan insanların en büyük sorunu psikolojik gençliklerini yaşayamadıkları için gençlikleri döneminde çok kötü şeyleri telaffuz edemeyecekleri şeylere maruz kaldıkları için hiçbir zaman aşka dair bir duyguyu, hiçbir zaman aşkı yaşayamayıp severek sevdiği insanla bile evlenememesinin verdiği o acıyı, o yüzden aşkı günah zannediyorlar. Bakın bir röportaj silsilesi izliyorum. Gazetecinin ismini vermem doğru mudur bilmiyorum ama röportaj yani. Tabii mesela tabii biliyorsunuz Gamze Kocu'nun röportajları var. Meclisteki vekilleri ve eşleriyle röportajları var. Hürriyet'te yaptı. Evet, bilhassa sizde bu bir sosyopolitik olarak bilhassa dinledim. CHP'liden, İYİ Parti'den tabii herkesten yapıyor. Aile AK Parti kesiminin %90'ına baktım. Aslında tamamı da. Bütün evliliklerinin ilk anlatışları var. Düğünde gördüm, annemi yolladım. Hamamda ablam gördü, beğendi, getirdi. 15 yaşında gözümü açtım olayı. Aşk yok. Sevgi yok. Görülmüş, yapılmış, görmemiş. Bir tanıdım 10 gün sonra düğünümüz oldu. Tanıdım. Yani başkası karar vermiş. Başkası. O yüzden zamanla 24 sene sonra sevdik. 15 sene sonra anlaştık. 22 sene sonra farkına vardık. Bir zora... Onu yaşamadıkları için asıl toplumu ve gençleri o yüzden anlayamıyorlar. O yüzden Z kuşağına da ulaşamıyorlar, Y kuşağına da ulaşamıyorlar. Gençleri anlayamıyorlar. Gençlerin yaptığı duygu patlamalarını bir anarşi gibi, bir isyan gibi, tabii, bir din tabii düşmanlığı gibi görüyorlar. Çünkü dinin de özünü bilmiyorlar. İslamiyet'in özü sevgidir, aşktır. Tabii. Ama hiç aşık olmamış bir insan anlayamaz bunu. Kadını kötü iffetli olarak görür, erkeği meczup olarak görür. Çünkü aşkın ne olduğunu bilmiyor. Ne kadar güzel. Hiçbir yani ağaç bir ağaç gölgesinde korkan seni seviyorum diyememiş. Bakın. Anlatabiliyor muyum? Biraz evet, aşktan korkan bir milletiz. İtalyanlar gibi değiliz, rahat Fuzuli değiliz. Birisini uyarmış. Demiş ki aşkın derdiyle hoşam, elçek ilacımdan tabip, kılma derman kime lakim, zehri dermanındadır. Acemce, Türkçesi şu. Senin diyor zehir ve felaket olarak tanımladığın aşk var ya diyor. O benim ilacımdır. Tabii. Ve sen çek elini diyor o ilaçtan, sakın dokunma. Çünkü ben eğer yani gerekirse onu içip onunla şehit olmak istiyorum diyor. Yani bilmiyor, anlamıyor yani bunun ululuğunu, güzelliğini.
Her yani, şeyin başı yani, aşk. Ve umuttur. İnsanı yaşatan iki tane öge var. Yani, biri yaradanın aşk, biri yarattıklarını umut. Aşık olamayan birisine aşık olabilir mi zaten? Bu aynı yaradanı şekilde hayvan hakları için de geçerli. Yani biz bu kadar kötü bir toplum değiliz, olamayız. Yani o hayvan, yani yazık günah o canlara yapılan insanlara. Yani ben inanamıyorum. Bizim İYİ Parti olarak da genel başkanımızın kesin talimatıyla hem kadın hakları, pozitif ayrımcılık, çocuk, kısıtlı insanlar, onun yanında da can, hayvan insana emanet edilmiş. İhtiyaç haricinde zulmetmek, öldürmek, zevk için öldürmek bile bir cinayettir ya. Feci. Bu kadar insanlara geçen gün bir kurban bayramı, Allah'ın vecibesi kuralı inanan için olması gereken şeyler başka. Hayvanlara yapılan zulüm başka. Yani çünkü işin ehli, yani kasabın bile ehli olmadığı zaman zulüm çıkar. Yani düşün, ekonomi için söylüyoruz ya, ekonominin başına ehlini getirmezseniz, dış politikanın başına işin ehlini getirmezseniz, siyasetin başına işin ehlini getirmezseniz, kasabın bile ehlini getirmezseniz din vecibesini yerine getiremezsiniz. İziyettir. O yüzden diyoruz, tekrar söylüyoruz, yolun, aklın yolu bir, sistem yanlış, gidişat kötü. Normal herkesi kucaklayacağı, barışçıl, kuvvetler ayrımının yüksek olduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in başta söylediği gibi, ilk başta bunları söyledi diye hain ilan edilen insanın o zorlu süreçlerde bu partinin kurulmasıyla, İYİ Parti'nin kurulmasıyla şu anki gelinen demokratik nokta ve en sonunda da gelinecek nokta Meral Akşener'in önderliğinde güçlendirilmiş parlamenter sistem. Mecburuz buna. Demokrasi boşuna kurulmamış, cumhuriyet boşuna kurulmamış, bir kişiyle yönetilemiyor. Olamaz bu, imkansız. Yani milletvekilleri vasıfsız, valiler vasıfsız, kaymakamlar vasıfsız, büyükelçiler vasıfsız. Hepsinin de kötülüğü. Akademi ölmüş. Hayır, adam yapamıyor. Ben işte Emre Bey'in söylediği çok donanımlı insanlar dışarıda yapamıyorlar. Yani yetkisi yok. Biraz evvel işte ne dedi, Merkez Bankası faiz arttırmamız lazım dediği zaman orada olmaz. Reise soralım deyip arttırmazsan olan millete oluyor. Peki, madem döndük geldik siyasete, o zaman Muharrem İnce'nin çıkışı ve Cemal Enginyurt'un dünkü açıklamalarından küçücük bir bölüm. Kalan Ömer Çelik'in açıklamaları da var. Birazdan dönünce hemen onları konuştu Cemal Enginyurt. Sonra da dedi ki, yani ben kendim şahsen iddia ettirmedim. Ben mahkemeye başvuru yaptım. Kararı mahkeme aldı. Adam ama öyle olmuştu zaten. Ha, yani o süreci netleştirmiş. Ama birisinin müracaat etmesi gerekiyordu. O da çok iyi biliyordu ki müracaat edildiği an o yapılacaktı. İptal işte. Edecek. Bunlar ne anlama geliyor? Peki İnce cephesi hareketli. Bugün kopuş 12 Ağustos'ta diye Cumhuriyet manşet atmış. Ortadan kaybolmakla eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak. Muhtemelen parti yönetimindeki bazı isimleri suçlayacak Sayın Muharrem İnce ve örgütün kendisine destek vermediğini açıklayacaktır o geceyle ilgili. Sayın Fikret Bila'dan bütün bu denklem, Sayın Bahçeli'nin Sayın Akşener'e çağrısı, sonrasında İnce'nin manevralarıyla ilgili bir yazı T24'te, oradan birkaç satır hızlıca onu da rica edeyim. İYİ Parti'yi Millet İttifakı'ndan koparmak. Bahçeli'nin Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yaptığı bu hamlenin 3 amacı olduğu söylenebilir, hı hı, diyor. İYİ Parti'yi Millet İttifakı'ndan koparmak, İYİ Parti öncülüğünde DEVA, Gelecek, Saadet, hı, Partisi'nin oluşturacağı milliyetçi muhafazakar 3. bir ittifakın kurulmasını önlemek, CHP ile HDP'yi yalnız bırakıp CHP'ye HDP-PKK üzerinden yüklenmek. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve parti sözcülerinin Bahçeli'ye verdiği yanıtlar olumsuz oldu. Kılıçdaroğlu ile Akşener Millet İttifakı konusunda çok hassaslar diyor. Bu ittifakı parçalamaya dönük daha önceki hamleleri hep boşa çıkardılar diye yazmış. Devamında da okursunuz. Bunun da Sayın İnce'nin çıkışında bununla bağlantılı olabileceğini söylüyor. Önce Banu yorumunuz varsa alıp siyasetçi sonra. Siyasetçi varken aslında onun başlığı. Ona kaptırırsak Sayın İnce'nin dönmemeyiz. Ama çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Yani cesaret gösterip davet ettiniz yine. Her zaman tabii ki ama yani. Tamam ama, peki, ama yani. Peki. O zaman gözle bir yorumu alalım. Peki ben bir giriş yapayım o zaman. Şimdi Sayın Muharrem İnce'nin dediği ittifakları dikkate almıyorum. İkili sisteme son vermek istiyorum. Aslında biraz önce şurada Fikret Bila'nın yaptığı şeyle aslında örtüşen bir açıklama. Evet. Üçüncü bir ittifakın kurulması yolunda hani bir adım gibi o zaman düşünebiliriz aslında. Örtüşen bir açıklama değil mi? Millet İttifakı alternatif. Millet ve Cumhur İttifakı dışında üçüncü bir ittifak kurulmasını engellemeye çalışıyor Devlet Bahçeli diyor orada Fikret Bila. İYİ Parti'nin başka bir yerle yapmasına. Şimdi Muharrem İnce de açıklamasında diyor ki biz diyor ittifaklar hiçbir ittifaka dahil olmayacağız. Biz kendi başımıza bir parti olacağız diyor. Ama bu mümkün değil.
Yani sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir bence sistem kurmaya çalışıyor. Küçük küçük partilerle neticede bir ittifak kurmak. Çünkü iki aday çıkar genelde Cumhurbaşkanlığı. Yani eğer Avrupa'daki gibi bir başkanlık sistemi bahsedilirse her parti kendi adayını çıkar. Ama sonunda bu ikiye düşecektir. Yani işte ittifaklar kurulacak, konuşmalar yapılacak. İki veya üç olacaktır. Dolayısıyla bu da Sayın Erdoğan işine yarayacaktır. Ne kadar çok parti olursa o kadar çok anlaşma yapma imkanı olacaktır. Ki mesela şimdi şey kuruldu, işte DEVA kuruldu, Gelecek Partisi kuruldu. Yani AK Parti'nin kendi içinden çıkan iki parti var. Bunun içinde bir sürü AK Partili var bunların içinde. Dolayısıyla ikili bir sistem olduğunda kalkıp da bunlar gidip CHP'nin ya da İYİ Parti'nin çıkarttığı bir adaya değil, gene AK Parti'nin adayına oy verecekler hesapları var. Yani Cumhurbaşkanlığını garantiye almakla ilgili bir süreç bence işletiliyor şu anda. Muharrem İnce'nin parti kurmasına ben AK Parti'nin destekleyeceğini düşünüyorum. Destekleyeceğini değil, destekliyorlar zaten. Şimdi bağlamamın sözüne çok özür dilerim. Yok, yaparken, siyasetten sonra şöyle söyleyeyim. Anadolu'da bir tabir vardı. Anamın ilki olacağına dağlara tilki olsaydım diye. İYİ Parti'nin ilk kurulduğu dönem bütün o zorlukları biz tek başımıza göğüslediğimiz zaman açılışımıza basın, ben hiç unutmuyorum, hayatım boyunca hiç unutmayacağım. 120 bin kişinin katılımıyla Ankara'da açılış yaptığımızda basın alanı sipsiyah muşambalarla örtülmüştü. Hiç kimse yoktu. Kimse gelmemişti. Kimse görmemişti. Kimse yayınlamamıştı. Bugün varlar, yarın yoklar. Buzda yazılar, mahvolacaklar, FETÖ'cüler, teröristler. Baraja %3 bile alamayacaklarla, o zorluklarla, para yok, pul yok, iktidar tam karşımızda, zorluklarla, mücadeleyle Genel Başkan'ın önderliğinde Meral Akşener'in peşinden kuruldu parti. Kurulduğu noktadan çok daha yüksek yerlere geldi. Parti kurulmanın o iktidara rağmen zorluklarını biz yaşadık, ne olduğunu bildiğimiz için. Yeni kurulacak bir şeye ben ancak hayırlı olsun derim. Ama niyetini merak ederim. Yani söylediğin söylemlerin getireceği şey şudur. Biraz evvel aklın yolu, bir de matematik var. Koalisyonlardan kurtulmak için bu sistem kuruldu deyip en büyük koalisyonları mecbur bırakılan bir sistemdeyiz. Doğru. Evet. Bu en güçlü partisinden en zayıf partisine bile. Bugün televizyonlarda %1 bile alamayan bir parti genel başkanı her gün televizyonlarda ben olmasam çöker diyor o taraf. Şimdi bunu böyle konuşlandırılıp ben ne Cumhur İttifakı'nda olacağım, ne Millet İttifakı'nda olacağım ya da hiçbir yerde olmayacağım. Ben ya, tek başıma ne derim? O zaman sana bir görev mi verildi ki sen orada iş ortalığı karıştır, böyle yönet, devam et, işimize bakalım. En baştaki söylediğimiz zaman bize kimse inanmıyordu. Şimdi söylediğimize gelindi. Ben tekrar söylüyorum. Demokraside partiler kurulur. Kurulma amaçları olur. Şu anki konjonktür ittifakları mecbur kılıyor. Başka şansın yok. Onun dışında bir de diyorlar ki üçüncü bir ittifak olabilecek. Siyasette 24 saat bile çok uzun. Ama biraz evvel dediğim gibi mantık siyasi içinde. Yani ben partiyi kuracağım, hiçbir ittifaka girmeyeceğim. Bunu yapabilmen için, %51 alman lazım. Size mantıklı geliyor mu? Parti kuracaksın, %51 alacaksın. Yani ittifaklara girmeden belirli AK Parti bile bugün yani, bunu sağlayamazken. Bunu sen kuracaksın, ben %51 alacağım demektir bu. Yani %3, %5, %15 bile alsan, eğer bir ittifakın içinde değilsen yoksun. Bu nasıl olacak o iş? Cumhurbaşkanlığı içinde söylüyorum. Amacın da Cumhurbaşkanı olmaksa. Öyle değil mi? Yani şimdi o şans o yüzden ona ama. söylediği söylemlerin bir dayanağı olması lazım. Kızdım, küstüm veya işte benim temel değerlerimden ayrıldı. Ben kendim, ona da bir lafım yok. O senin bileceğin iş olur. İnandırırsın, inandıramazsın. Yani sonuçta senin doğup yetiştiğin dediğin kültürün seçmeni öyle sıradan bir seçmen değil. İyi, doğru. O yüzden neyin ne olacağını en iyi onlar iyi bilirler, görürler. Kimin nerede, nasıl zamanında masaltı ittifaklar yaptığını da bu süreç her zaman ortaya çıkartır. Biraz evvel söylendiği gibi. Bize atılan iftiralarda, bize atılan suçlamalarda kul hakkı yenildiğini biraz evvel zaten televizyonda ikrar etti. Genel başkan resmi olarak, yasal olarak kazandığı, alnının ak sütü gibi kazandığı kongreyi alavereyle davereyle iptal ettirdiler. Evet. Bu bir ikrardır ve bu bir suçtur. Evet ya. Suç duyurusudur. Bugün savcılara buradan
Bizim zaten İyi Parti'nin hukuk işleri bu konuyla derinlemesine ilgileniyor. Onu bildiği için de çark ediyor, işte ben hukuk açtım falan, ama o ilişkiler ortaya bir gün elbet dökülür. Siz devletin, yargının verdiği, Yargıtay'ın verdiği kararı, genel yasaların emrettiği kongre iptalini gemerek, daha o zaman Türkiye'nin %90'ı gemereğin nerede olduğunu bilmeden oradan çıkıp neredeyse Anayasa Mahkemesi'nin karar hükmündeki karar diye uygulayıp koskoca resmi meşru bir kongreyi iptal ettirdiniz. Şimdi de çıkıp günah keçisi gibi birilerinden intikam almak veya canını acıtmak için yediğiniz hakların sevabını üstünüze alamazsınız. Peki evine dön çağrısı siz, Sayın Meral Hanım yanıtı verdi Sayın Akşener ama. Aynen, yani siyasi magazinden uzak. Tabii ki her söylemin içinde bir tanıdığımız bir cenah olduğu için insanların anlayamayacağı derin sinsi amaçlar da olabiliyor, tabii görebiliyoruz ama evine dön çağrısı, ben ilk başta evi olarak kastetmişti anlayabilirdim ama kendi genel başkan yardımcıları ev olarak kendi partilerini de söylediler. Kimi Cumhur İttifakı olarak söylediler. İyi Parti siyasetin merkezindedir. Doğrunun tam merkezindedir ve göreceksiniz Sayın Meral Akşener'in söylediği gibi eninde sonunda merkeze gelecekler. Merkezde buluşacağız ve parlamenter sistemi Türkiye'ye geri kazandıracağız. Hak ettiği yere getireceğiz. Sayın Meral Akşener çok güzel bir şey söyledi. Türkiye menfaati ilkeler için bizim kişisel nas ve kapris yapma lüksümüz yoktur. Ama genel başkan bazı siyasiler gibi masa altından kapalı kapılar ardından görüşmez. Dedi ya, benim mekanım belli, evim belli, adresi de Twitter'dan attı İyi Parti Genel Merkezi'nin adresini. Bütün görüşmelerim şeffaf, açık. Ne istiyorsanız buyurun gelin konuşalım dedi zaten. Bunu zaten 3 yıl önceden beri söylüyor. Ama Cumhur İttifakı'na girer misiniz? Cumhur İttifakı'na girmeyiz. Biz biraz evvel ne dedik? Biz yerimiz belli. Merkezdeyiz. Biz genel başkanın söylediği gibi yola çıktıklarımızla yolda bulduklarımızla da değişmeyiz. Ama amacımız belli. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ne diyor? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş. Tamam diyorsanız gelin konuşalım. Siyaseten bunu bir siyasi lider demek zorunda zaten. Ne diyeceğiz yani? AK Parti tamam hata ettik dönelim deyince hayır vazgeçtik bu sefer biz dönmüyoruz demeyiz ki. Şartlarımız bu. Çünkü dün anladığım kadarıyla bir televizyon programında bu konuşulmuş. Orhan Uğuroğlu üstadımız sormuş. Esnit olsun demiş ki ya Sayın Cumhurbaşkanı bir sistem revizyonu isterse o zaman nasıl bakılır vesaire. Ama bütün bunların gölgesi tabii dönüyor dolaşıyor. Ekonomiye bakıyor. Bir seçim mi var? Bu krizden çıkmanın yolu daha geniş bir mutabakat mı? Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şey arar mı? Hem Banu'ya soracağım. Önce hocam bir siyasi yorumunuzu, siyasi ekonomik yorumunuzu alayım. Peki. Şimdi AK Parti'nin Cumhur İttifakı'na diyelim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir söylemi var. Diyor ki işte bu zamana kadar bize dikte edilen işte düzende biz işte başka bir düzene doğru geçiyoruz vesaire falan. Vallahi Atatürk bunu yaptı. Yani daha Atatürk'ün onda birinin onda birinde işler yapılmadı bu memlekette. Yani onu söyleyeyim. Atatürk bunu neyle yaptı? Bilimle yaptı. İrfanla yaptı. Özgürlükle yaptı, saygıyla yaptı, sevgiyle yaptı, vatanseverlikle yaptı. Ve din konusundaki yaklaşımlarını da bilmeden etmeden cahilce gençliklerinde kendilerine enjekte edilen şeylerle bildikleri için bu konuda Atatürk'ün yaptığı, ettiğini falan işte bilmiyorlar. Sıfır yani hiçbir şeyle bilgileri yok. Şimdi ben diyorum ki bak çok güzel şeyler yapıyoruz. İhalar sihalar yapıyoruz. Hangi prensiple çalışıyor? Mühendislik, değil mi? Felsefesiyle. Fizikle. Pozitif bilim. Kimyayla pozitif bilimle. Parabolik atış yapan toplar yapıyoruz. Fırtına obüsleri. Neyle? Fizikle, kimyayla, pozitif bilimle. Efendim, Lavoisier kanunu. Belediyecilik yapıyoruz. Sular, değil mi? Su yapıyoruz. Ayrıca Lavoisier'in çok daha güzel bir lafı var. Hiçbir madde diyor yok olmaz ama ağırlığını 10 üzeri eksi 9'unu yitirir. Şimdi bunlara inanıyorsun. Ama para teorisine inanmıyorsun. Mesela tuhaf bir şey. Büyüme teorisine inanmıyorsun.
siyasetin temellerini, felsefesini inanmıyoruz. Para teorisini çünkü bazı gruplar tarafından icat edildiği. Tabii. Sosyolojiye inanmıyorsun. Psikolojiye inanmıyorsun. Kant Laplace'a inanmıyorsun. Sir Isaac Newton'a inanıyorsun da Laplace'ın ne kabahati var kardeşim. Yani açıkça söylemek gerekirse tam bir safsata içinde gidiyoruz. Yani işimize gelen bilimi cehalet kabul ediyoruz ki yahu matematiği bizatihi bulan Araplar. İleri götüren biz. Tamam mı? Geometriyi. Ama peki şunu sormak lazım. Madem yüzyıllar evvel şaşalı bilim ve sanatta, hatta beden değil mi? Egzersizlerinde bu kadar iyiye giderken biz niye bu hale geldik? Yahu bir sor arkadaş. Senin o öve öve bitiremediğin yaklaşımlar sebebiyle. Osmanlı niye çöktü? Bu kafadan çöktü. Siz Osmanlı'nın iyi tarafını temsil etmiyorsunuz ki. Siz Osmanlı'nın düşmekte olan tarafını temsil et. Şaşa, maşa, bilmem ne falan. İşte büyük binalar, büyük insanlar yerde falan. Bunların hepsi safsata arkadaşlar. Bak bunu nerede yazdım? İktisattan çıkışta. Bak burada yazıyor. Hatta dedim ki bize benzeyen yabancı ülkeler var Allah korusun. Onlar da aynı hata yapmasınlar diye İngilizce. Bize de yazdık. Ve bunları takdim ettim ben. Yalın Alpay'la beraber olaylarla Türkiye ekonomisini yazdım. Bunun buraya geleceği belliydi. Çünkü bilimden uzaklaştık biz. Ve zannetmeyin ki AK Parti'nin içerisinde bilimden uzak insanlar var. Hayır, çok iyi bilim adamları. Tabii. Demek ki onlar da seslerini duyuramıyorlar. Bizatihi saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından, ekonomi danışmanlarının birisiyle, çok kıymetli bir isimdir, biz beraber yeni ekonomik modeli yazdık. Matematik formülleriyle beraber. Ha, dikkate alındı mı alınmadı. Ama yazdık. Erdoğan Alkin rahmetli 2012'de bizatihi okudu satır satır bunu. Düzeltmelerini yaptı. Çok iyi olmuş çocuklar. Elinize sağlık. İşte dedi doğru ekonomik model budur dedi. İhracata dayalı marka ne tasarım, inovasyon, Ar-Ge. Hiçbir ya. Marka tasarım, inovasyon, Ar-Ge, yüksek teknoloji, insan kaynağı eğitimi, matematik formülleriyle koydu. Hadi söyleyeyim Cemil Ertem Hoca. Müthiş bir planlamacıdır ayrıyeten de. Cemil Ertem Hoca ama şimdi öyle değil ya. İşte onu demek istiyorum. Yani onu söylüyor zaten. Evet yani. Ya inanamazsınız. Yazdığımız raporları, yaptığımız matematik formülü. Peki Merkez Bankası'na sunduğumuz rapor var. Döviz kurlarının yükselmesini ihracatçı aslında istemiyor, istikrarını istiyor diye. İki adet Nobel ödüllü iktisatçının programlamasıyla hazır, Engel Granger metoduyla. Bununla rapor sunuldu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde. Kale alınmadı yine. Dedik ki biz düşmesini istemiyoruz. Hızlı yükselmesini de istemiyoruz. İstikrar istiyoruz. Bunlar anlatıldı. Yapılmadı zannedilmesin. Lütfen sayın seyirciler. İnsanların günahını alamayız. Bu çalışmaların hepsi yapıldı. Makamlara teslim edildi. Çok kıymetli ekonomistler, çok kıymetli tıp insanları, ya çok kıymetli sosyolojik. İnanır gibi değil. Yani ben kendim AK Partili değilim. Ama ben emeği de hor göremem. Orada bir emek var. Arkadaşlarımızın çalışmaları var. Yapıldı her bizler, şey var. Bizler rica ettikleri zaman hay hay deyip gidiyoruz. Biz reddetmiyoruz da. Çünkü bilim adına, insanlık adına bir şey yapıyorlar. Yapılıyor. Ama şu an havanın çok farklı bir yere geldik. Yani. Peki son soru. Sonra Banu'ya bir son söz vereyim. Siz bugün yarın bekliyor musunuz faizli hareket? Acilen istiyorum. Olması memleket gerek. Adına, millet adına istiyorum. Yani bu negatif reel faiz politikasıyla bizim evet, daha çok başımız çok belaya girer. Bizim evvel emirde enflasyona hemen eşitlememiz, mesela bu akşam PPK toplansın, para politikası kurulu. Ve resmi toplantı günü gerekiyorsa bir kere daha yapsın. Çünkü resmi toplantı günü daha gelmedi. Neden? Ateşi bir söndürsün. Şunu desin, ben piyasayı görüyorum, duyuyorum, merak etmeyin, müdahalemi yaptım. Ama ya faiz aslında yükseltilse iyi olur ama biliyorsunuz cevabı veriliyor sürekli. Takıntı olmuş demek. Bilimden uzaklaşmışız. Yani işte mücadele edeceğiz, bütün planları bozacağız. Sayın Ömer Çelik'in yine açıklamaları var. Tamam bunlar da sustum artık, söylenir ama bu artık o dil değil, o lisan değil. Dolara yani. Bakın görüyor musunuz? 1.35. 7.35.
Korkunç bir şey. 34. Ben size söylüyorum ama ben şimdi Emre Hoca'nın söylediği hocamın sonuna kadar da katılıyorum. Ben siyasetçiyim ve İyi Partiliyim. Ve ben ülkem için siyaset yapıyorum ve gerçeği görüyoruz. Yani bunun 2 kere 2 4 kötü gidiyoruz. Derhal kurtulmamız lazım. Yepyeni bir yönetim lazım. Adam akıllı, istikrarı getiren, üretime dayalı, barıştıran, kucaklaştıran, yurtta sulh, cihanda sulh diyen, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin âli menfaatlerini koruyan, hem içeride hem dışarıda adil politika isteyen, adaletin yükseldiği, adaletin, hukukun değil, adaletin, kanun çıkartmak kolay. İstediğinize, kafanıza göre de kanun çıkartabilirsiniz. Adaletin üstünlüğü, yasamanın ve yargının, yürütmenin birbirinden ayrıldığı, birbirine yol gösterdiği, öncülük yaptığı, birbirinin işine karışmadığı ama denetlediği bir sisteme geçmek zorundayız. Adaletli olmak adına Banu'ya söz vermem tabii gerekiyor. Sevgili Banu Dalaman, Türk siyaseti buna hazır mı? Yapabilecek durumda mı? Neyi? Uzlaşmacı veya parlamenter sisteme geç. Şu durumda çok zor. Çünkü zaten bu sistemi, yani başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sistemini getiren kişiler bundan çok memnunlar. Yani çünkü her şeyi yönetiyor olmaktan, yani bence çok yorulmuşlar ama farkında değiller. İstişare mekanizması maalesef yok. Yani bugün bir meclis var. Birçok parti var. İşte 5-6 parti var değil mi şu an mecliste? Bir istişare mekanizması ortadan kalkmış durumda ve bunun farkında değiller. Ben işte o olsun bu olsun hani siyaseti yapmadığım için söyleyemeyeceğim ama yani B planına geçmesi lazım hükümetin. Hani çünkü şu anki planla çok sıkıntılı ekonomide günler yaşıyoruz. Bunların tekrar masaya yatırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Muharrem İnce ile de ilgili bir şey yarım kaldı. Muharrem İnce'nin parti kurmak yerine, yani ben genel olarak insanlarla da konuştuğumda aldığım şey, Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadele etmesi gerek. Yani yeni bir partiye, çünkü yeni bir şey söylemiyor. Söylediği şeyler zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin olması gereken şeyler. Ha, bunların yapılmadığını düşünüyorsa eğer, bunu değiştirmek ancak orada güçlü olmak, parti içinde mücadele etmektir. Yani ben mesela Muharrem İnce'nin gibi içeride kalıp Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adaylı olduğu kongreyi bizzat seyretmiştim. Çok küçük oyla kaybetmişti o zaman Muharrem İnce. Niye bunun üzerine gitmiyor? Yani bir demokrasi yarışına girmekse yeni parti şarda olmanın büyük kaynak, büyük masraf, insanlara boşa umut gerek yok yani şu an öyle bir şeye. Ben Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalması gerekiyor. Mesela İYİ Parti ile ilgili de görüşüm mesela şu. Başta ben hani eve dön hikayesi var ya, MHP'ye dön gibi Sayın Akşener'e bir çağrı. Hayır, ben mesela başta nasıl bir çizgide olacağını çok merak ederek izledim. Şu an mesela asıl evi bence Sayın Meral Akşener'in Doğru Yol Partisi hizasına gelmiş durumda. O anlamda da daha merkeze ortaya oturmuş bir parti olarak bence çok çok iyi gidiyor. Yani başta ne olduğu belli değildi. Evet. İşte kuramlar açısından şey olduğundan. Şimdi bence çizgisi Türkiye açısından umut verici bir noktaya geldi. Merkez sağ inşası mümkün. Evet, merkez sağ tam oturmuş durumda şu anki söylemleriyle şeyiyle. İyi yolda ilerliyor. Tabii fırsat vermek lazım. Teşekkür ederim. Beni tanıyınca da biraz. Önümüzdeki hafta hayırlısıyla diyoruz. Olacağız, akşama olacağız. Kadar da gözümüz belli. Bir de çok özür dilerim. Bağlama söylemekte. Hani bu yönetmekten yoruldular ama gitmekten çok korkuyorlar sorunu. O yüzden de korku silsileye, hata silsilesine yol açıyor. Çünkü gideceklerinde ne olacaklarını biliyorlar. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ediyorum. Pazartesi görüşürüz. Hocalarımıza. Pazartesi görüşüyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi dileriz. Ay, cuma değil mi bugün?